أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. كلما اختلف الملوان وتعاقب الأصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها، آمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Aziz kardeşlerim, kaderin tanıdığı, tayin ve takdir buyurduğu, fırsat verip hazırladığı, boşluklardan yararlanarak veya değerlendirerek son bir kere daha yine yüz yüze geldik, karşı karşıya demeyeyim. Yine gönül gönüle geldik.
Siz bunu çok yapıyorsunuz. Namesi, suzişi insanların dizlerinin dibinde, kürsülerinin etrafında çok yapıyorsunuz. Ama kendi hesabıma bu Allah'ın sizin şahıslarınızda, ruhlarınızda, bakışlarınızda, inançlarınızda, iradelerinizde, tasavvur ve düşüncelerinizde bana olan lütfudur. Doğrusu size karşı, sizinle yüz yüze gelmeye karşı ben çok hayiş ishar ediyorum. Siz ümmeti Muhammed'in ümidi emeli oldunuz. Siz Hazreti Muhammed Mustafa'nın da gözünün nuru, aydınlığı oldunuz. Beşaret oldunuz onun için. Her gün afakı biraz daha kararan dünyada sizler de olmasanız bütün ümitlerimizi, tesellilerimizi yitireceğiz. Sizler ne hoşsunuz, cami ne güzel, Hazreti Muhammed'e cemaat olmak ne mübarek, Kur'an ne tatlı, onu okuyan diller ne kadar aziz ve caminin kubbesinin altında toplanmak Allah'a karşı ne büyük bir kurbiyet ifade ediyor. Sizler bu yakınlığı, bu kurbiyeti yakalamakla yüz yüze bulunuyorsunuz. Bir adımda, belki iki adımda, belki en fazla üç adımda hemen azmetseniz Allah'ın inayet ve keremiyle onu yakalayacaksınız. Biz bu güzellikler kuşağında bütün kötü duyguları, tutkuları ve düşünceleri iyiliğe çevirmeye karar vermiş bulunuyoruz. Sinelerimizi öyle bir atmosfer yapacağız ki Allah'ın inayetiyle yukarılardan kopup gelen kin ve nefret meteorları bizim sinelerimize çarpınca toz duman olacak. Hatta onlar bile sizin sinelerinizin aydınlık alemi içinde birer aydınlık kaynağı haline gelecekler. Siz osunuz. Dünyanın dört bir yanında kine ve nefrete körük çekenler, şeytani tuzaklarını kurmuş insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Kin ve nefreti körüklüyorlar. Muhabbeti öldürmek istiyorlar. Mürüvvetin menbaına cıva akıtmak istiyorlar. Muhammedi ruh her şeye rağmen sallallahu aleyhi ve sellem bütün handikaplara rağmen şimdiye kadar mevcudiyetini devam ettirdi. Devam ettiriyor. Ama bu ruhun insanlığa sunacağı bir mesaj var. Birbirini sevme mesajı. Hakiki insanlığa, insani kamil olmaya yükselme mesajı. Burada birleşme ve bütünleşme, mahşerde onun livaül hamdinin altında toplanma, sıratı beraber geçme ve cennette yine onun etrafında üveykler gibi, ruhlar gibi, melekler gibi kanat çırpıp uçma. Bizler buna talibiz. Bunun arkasındayız. Bunu araştırıyoruz. Ama karşı taraf sürekli yıllardan beri kin ve nefret üretiyor. Müslümanlığı da bu kin ve nefretin içine çekmek istiyor. Müslümanları da kin ve nefretin içine çekmek istiyor. Müslüman basiretiyle hareket ediyor. Müslüman gönlüne göre hareket ediyor. Müslüman sevgi dünyasına göre hareket ediyor. O gönüllere muhabbetle girecek. Tahtını kuracak. Fırsatları değerlendirecek. Kaderin yollarına su serptiği bu insanlar inşallah hiçbir şeye takılmadan zahiren çetin gibi görünen bu yolda tatlı tatlı, yumuşak yumuşak ve dümdüz yürüyecekler. Yürüdükçe büyüyecekler. Hendesi büyüyecekler. Katlana katlana büyüyecekler Allah'ın inayet ve keremiyle. İnsanlığa yeniden insan olma dersini verecekler. Ümit ediyoruz. Siz bizim için bu ümit oldunuz. Sinelerinizi Hakk'a tevcih edecek. Asıl teveccüh etmeniz gerekli olan mevzu ile çok iyi konsantre olacaksınız. İçleriniz yanacak. Ciğerleriniz yanacak. İçlerinizin sızıltısını duyacaksınız. Gözyaşlarınızı ceyhun etmeye bakacaksınız.
Onlardan başınızın üstünde bulutlar meydana getireceksiniz. Ve sonra o bulutlar bir gözlerini açacaklar. Bir yağmur boşaltacaklar. Yeryüzündeki bütün kin ve nefret ateşlerini söndürecekler. Sizden beklenen budur. Gözyaşlarınız Gül-ü Muhammedileri bitirecek. Hazreti Muhammed Mustafa güllerini bitirecek. Yakında birisi bana bir rüyasını iç hicranıyla anlatıyordu. Fahri Kainat Efendimiz'in ulaştığı bir kutba, bir kuşağa doğru yığınlar, bölükler, taburlar, alaylar halinde ona doğru yükseliyor. Önlerindeki yokuşlar sarp olduğundan dolayı bazıları bu sarp yokuşları sert buluyor, takılıp yollarda kalıyor ve dökülüyorlar. Ama azmedip yürüyenler, Hazreti Muhammed'e doğru yürüyenler, Hazreti Mahbub'a doğru yürüyenler, Hazreti Maksud'a doğru yürüyenler yürürken adeta yollar dürülüyor ve tepeler de alçalıyor. Üzenge haline geliyor. Bin bana, yüksel, Hazreti Muhammed'e ulaş der gibi tepeler merdiven kesiliyor. Ve nihayet tepeyi öbür tarafa dönmüştü ki Hazreti Muhammed Mustafa görünmeye başladı. Gül Sultanı, Güller Sultanı, gül ordusuyla beraber bir gül bahçesine ordusunu kurmuş, aram eylemişti. Kucağında iki tane çocuk vardı. Sağında da solunda da. Sağına da soluna da, sağa da sola da sözünü geçirmenin remzi. Onları seviyor ve okşuyordu. Ve nihayet önde gidenler, hep önümüzde gördüklerimiz varıp ona ulaşınca onları bağırlarına bastı. Ve ağlıyordu, durmadan ağlıyordu. Başkaları da ağlıyordu. Ağlama devam ederken yollarda takılıp kalanlar da bekleniyordu. Nihayet onlar da geldi, ulaştılar. Almadan zaten gitmezdi. Almadan cennete bile gitse cehenneme kadar geriye dönmeye kararlı bir insan sizi yollarda bırakıp ayrı tek başına cennete dahi girmeyecekti. Gül ordusu gül bahçesinin içinde bekliyordu. Damla damla gözlerden yaşlar dökülüyordu. Göz damlası yere düşer düşmez yerde bir çiçek açıyordu. Ne güzel remzetmişlerdir. Güller, çiçekler Hazreti Muhammed Mustafa'nın terinden meydana gelmiştir. Bu bir semboldür. Bir hakikatin ustureleşmiş şeklidir. Ama semboller alemine göre gözyaşlarının gül bitirdiği muhakkaktır. Gözyaşlarınızı ceyhun edin. Gözyaşlarınız geleceğin bağrını akıtın. Ve geleceğin bağrında sizin gözyaşlarınızda yeni bulutlar kabarsın. Ufkunuzu gözyaşlarından meydana gelen bulutlar sarsın. Günahlarınızı ağlayın. Ümmeti Muhammed'in ızdıraplarını ağlayın, derdini ağlayın. 3-5 asırlık inkisarlarınızı arayın. Burukluklarınızı ağlayın. Devletler muvazenesinde yerinizi kaybedişinizi ağlayın. Dünyada zalim süperlere işin kalışını ağlayın. Mazlumun ahının dinlenilmediğine ağlayın. Zalimin, mazlumun ahını ne gibi dinleyişine ağlayın. Siz bir şey yapmasanız bile bu gözyaşları zalimin zulmü içinde boğacaktır. Mazluma yeni günler getirecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ben bir hiçim. Bir hiç olduğumu çok şey olan sizlerin karşısında daima haykırdım. Bir hiçim. Sadece hissiyatıma tercüman olmaya çalıştım sizin karşınızda. Ve size hep bunları sunmaya çalıştım. Keşke sizin gerçekten ruhlarınızda duyduğunuz o deme, o devrana, o heyecana ben de gözyaşlarımla dem tutmasını bilebilseydim. Heyecanlarımla sizin o iniltilerinize ben de bir ses katabilseydim. Ben de bütün hayatımda bunu aradım. Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem asker olma mevzunda hep bunu aradım. Biz de insanız. Bizim içimize de yer yer kötülükler girebilir.
Nefretler girebilir. Ehli dünya gibi hareket etmeler girebilir. İstismarlar girebilir. Müslümanı alet etmeler girebilir. Heva ve hevese uymalar girebilir. Ama var olduğumuz günden bu yana, karşıdaki kötülüklerden daha evvel, karşıdaki kötüden daha evvel, küfürden daha evvel ve kafirden daha evvel, içimizdeki küfür düşüncelerine, dalalet düşüncelerine, zulüm düşüncelerine, karanlık düşüncelere karşı ilan-ı harp etmiş bulunuyoruz. Bizim kavgamız içimize karşıdır. Biz kendi kendimizle kavga ediyoruz. Mücadele ve mücadeleyi kendi içimize doğru veriyoruz. Biz muhabbet fedailerimiz. İmkanı varsa şayet bize o selahiyet verilecekse, en dehşetli nokta olan sıratın ortasında durduğumuz zaman bile arkada kalanlar var mı onları düşüneceğiz. Ve bir başka müşahede, müsaade ediyor musunuz size anlatayım? Müsaadenize sığınarak anlatacağım. Asrımızda hakikatlara nezaret edenle beraber içinizden bazı arkadaşlarınız bu manevi, bu utlu müşahedede ister yakazeye hamlederseniz edersiniz, isterseniz rüyaya hamledersiniz. Nurun neşredilmesi gerekli olan, hakikatların duyurulması gerekli olan, Kur'an mesajının sunulması gerekli olan bir noktaya ulaşıyorlar. Size, gönüllerinize nezaret eden, düşünce dünyanıza nezaret eden, size çığır açan, dua dua yalvaran, tel'ine bedduaya amin demeyen, hep iyilik düşünceleriyle yaşayan, kötülüklere vize vermeyen bir nezaretçiyle beraber sizin içinizden bazıları, belki pek çoğunuz, bir noktaya ulaşıyorsunuz ki orada birilerinin irşada, birilerinin uyarılmaya ihtiyacı var. Ve oraya gidildiğinde sanki Fahri Kainat Efendimiz de orada bulunması gerekliymiş de baştaki soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Varılan yer cennettir. Cennet yamaçlarıdır. Herkes ma la aynun ra'et ve la uznun semi'et ve la hatera ala kalbi beşer hakikatinin yamaçlarında üveykler gibi pervaz ederken nezaretçi soruyor. Hazreti Muhammed Mustafa nerede? Biz bu uzun yolları ona ulaşmak için buraya kadar kat ettik geldik. Dar deyince Rabia Adviye inlemiş sultanım kadın. Dar ev demek, yurt demektir. İnlemiş ve car demiş. Komşu olmazsa ne eyleyeyim darı? Cennet içinde Hazreti Muhammed yoksa ne eyleyeyim cenneti? Hazreti Muhammed nerede? Birisi diyor ki o nasılsa yanlışlıkla takılıp kalan, sırattan dökülen ve cehenneme girenleri çıkarmak için gitti. Hiç daha ayağını kırıp oturmadan onun girmediği, aram eylemediği cennete biz dahi girmeyiz. Biz de onun yanına, cehennemin kenarına. Dökülüp kalanları çıkarmak için biz de onun yanına. Ve ihtimal yaklaşılıyor cehenneme. Size bir müşahedeyi arz ediyorum. İhtimal yaklaşılıyor. Belki bana bunu nakledenler şimdi burada sizin içinizde bulunuyorlardır. Belki kendi ruhlarında bunu naklederken duydukları o deruni teessürü ben şimdi vicdanlara duyuramadığımdan dolayı gül bahçesinde böyle saksağınca ötmenin de manası nedir diyorlardır. Ama dilim bu benim. Hissederim söyleyemem. Ağlarım ağlatamam. Düşündüğüm şeyleri pek dile getiremem. Yaklaştık cehenneme. Böyle yaşadık, böyle yaşayacağız. Ben cehennemden çok korkarım. Ama Hazreti Muhammed'in icabet ümmeti ve davet ümmeti hangisi olursa olsun cehenneme gideceklerini düşündüğüm zaman çok sarsılmış yerinden. Allah'ım bana o mukavemeti verir misin? Sıddık-ı Ekber'e isnat edilen bir söz vardır. Gireyim, bütün cehennemin kapılarını kapayayım da kimse girmesin. Bu duyguyu, bu düşünceyi paylaştık.
Akla geliyor ki acaba cehennem bizi yakar mı? İkinci bir ses duyuluyor. İkinci bir ses duyuluyor. Sizin taşıdığınız mana ve hakikat orayı da berdü selam haline getirecektir. Var mı eşi bu işin? Olmaz olur mu? İbrahim'i mancınağa koyup cehennemin bağrına salladıkları zaman ya naru kuni berden ve selamen hakikati duyuldu. İbrahim, Allah'ın binlerce salatu ve selamı insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa üzerine olsun. Ve sonra bütün peygamberler, sonra övünü övünü onun dedem dediği Hazreti İbrahim'in üzerine olsun. Hazreti İbrahim'in kulağına ulaşmadan o alev alev ateşe çoktan ulaşmış. Bu orası da cennet yamaçlarından bir yamaç haline gelmişti. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Cud bi lütfik ya ilahi men lehu zâdun galil. Müflisun bis sıdkı yeti inde babik ya celil. Minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun ba'de sehvin. Minke ihsanun ve fadlun ba'de yitâil cezil. قُلْ لِنَارِ اُبْرِدِي فِي حَقِّ كَمَا قُلْتَ قُلْنَا يَا نَارُ اُبْرُدِي فِي حَقِّ الْخَلِيمِ Ağzın şeker şerbet yesin ey Sıddık-ı Azam. Cüd bi lütfik ya ilahi men lehu zâdun galil. Ne olur Allah'ım ihsanda bulun. Cömertliğin coşsun. Yağmurlar gibi başımdan aşağıya yağsın. Kime bu? Men lehu zâdun galil, o ki zâdı çok azdır. Upuzun yollarda zâdu zahire temin edememiş Sıddık-ı Ekber diyor. Zâdu zahire temin edememiş, uzun yol için hazırlık yapamamış, birisinin başından eltaf-ı subhaniyeni yağdır Allah'ım yağdır, yağmur gibi yağdır diyor. Cömertliğin coşsun Allah'ım. Beni lütfunla böyle, böyle ele al, böyle muamele et. Ve sonra müflisün bir sıddi, yeti inde babik ya celil. Gerçi müflis, hani mevlidçilerin de, o mübarek ağızların da söylediği bir söz vardır. Mücrimim, gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Mücrimim, müflisün diyor, müflis, Ebu Bekir müflis. Sermayesini yitirmiş haşa. Sanki hissiyatıma tercüman oluyor. Sanki benim gönül dünyamı anlatıyor. Müflüsün bis sıdkı ye'ti inde babik ya celil. Senin kapına geliyor ey celil ama sıdk ile geliyor. Sana karşı sadakati sarsılmamış olarak geliyor. Minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun ba'de sehvun. Ondan isyan, ondan nisyan seni unuttu, sana baş kaldırdı, sana serkeşlik etti. Ama senden af, senden kerem, senden lütuf diyor. قُلْ لِنَارِ اُبْرِد۪ي ف۪ي حَقِّ كَمَا Benim ateşim içinde ne olur? İbrahim'in ateşine dediğin gibi اُبْرِد۪ي ف۪ي حَقِّ الْخَل۪يلِ Halil hakkında soğuk berdü selam ol dediğin gibi beni yakacak, benim içinde yolumu kesmiş cehennemime böyle seslen, benim ateşimi de verdi selam yap. Hepiniz namına, hepinizin hissiyatı adına söyledim. Biz cehennem kuşağında cennet bahçeleri inşa etme düşüncesiyle yaşadık. Ebedlere kadar da bu düşünceyi koruyacağız Allah'ın inayet ve keremiyle. Gönüllere girme yollarını kolladık. Muhabbetle gönüllere girme. İnsani manalardan ve değerlerden uzaklaştırılmış insanlığa yeniden bir kere daha Muhammedi ruhu sallallahu aleyhi ve sellem üflemek ve soluklamak için yaşadık. O duyguyla yaşayacağız. O duyguyu kaybedeceksek yaşamamızın da bir manası yoktur. Arzu ederseniz yine hepinizin hissiyatına tercüman olayım. Allah emanetini alabilir. Ondan sonra yaşamı abestir, Allah emanetini alabilir. Değerli kardeşlerim, böyle bir müşahede, böyle bir rü'yet veya böyle bir rüya ile başladım. Eskiler bir mevzuyu ele alırken
arz edecekleri hususa, yaptıkları böyle bir temhidata, yani ana mevzuun başlıklarına işarete, belaat sanatı olarak beraat istihlal derlerdi. Dikkatinizi mevzuun içindeki ana hususlara çekmeye çalıştım. Tabii ki bir tarafta nifak ve şikak hüküm ferma olurken, kinler ve nefretler cehennem alevleri gibi etrafı yalayıp geçerken, sizin semtinize kadar uzayıp gelirken, mescitlerin harimi dahi bu işte istismar edilmeye çalışılırken ve insanlar hep bir kısım heva ve hevese çağrılırken, çekilmek istenirken, vazifemizdir temiz duygulu ve temiz düşünceli insanları Muhammed'i ruha davet etmek. Sallallahu aleyhi ve sellem, biz de ona davet edeceğiz. Neye davet edeceğiz? Allah'ın Celle Celaluhu bize ihsan ettiği şeyleri kirletmeden, köreltmeden, bozmadan, deformasyona uğratmadan, aldığımız gibi yeniden geliştirilmiş olarak ona iade etme keyfiyetine davet edeceğiz. Cismaniyetin altında, bedenin altında kalıp ezilmeden, ruhun ve kalbin semasına yükselmeye davet edeceğiz. Cismaniyetten çıkmayı, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmeyi insanların dikkatini arz edecek ve bu ulvi noktaya temiz sineleri, temiz anlayışları, temiz düşünceleri davet edeceğiz, vazifemizdir. Bedenin arzu ve isteklerine karşı tavır belirlemeye davet edeceğiz. Yaptığımız iyilikleri, insanlığa karşı yaptığımız iyilikleri unutmaya davet edeceğiz. İnsanlardan gelen her iyilik karşısında vesilelik noktasından o iyilikleri de unutmamaya davet edeceğiz. Her iyiliğin bir minnet duygusu halinde sinelerimizde yaşamaya davet edecek. Ama dünyalar kadar, Everest tepesi kadar iyilikler yapsak dahi onu unutmasını bilecek ve onu unutmaya davet edeceğiz. Müminlerden gelen eza ve cefayı unutmaya davet edeceğiz. Ve müminlere karşı eza ve cefadan mağrib meşrik mesafesi içinde ayrılıp uzaklaşacağız. Kötülük yapanlara iyilik yapmaya davet edeceğiz. İyilik yapanlara iyiliklerini artırması tavsiyesinde bulunacağız. Çünkü katiyen inanıyoruz ki ancak böyle yaptığımız zaman dengesi bozulmuş şu dünyanın dengesi düzelecektir. Bu dünyada muhabbet yeniden çimlenecektir. Bu dünyada insanlık yeniden çimlenecektir. Bir zaman sizin o mübarek soyunuz ve ruh kökünüzün dayandığı mübarek esas, o esası temsil eden büyükler bunu dünyaya duyurmuş, İnsanlığı bu ulvi duygulara doyurmuş ve tatmin etmişlerdi. Şimdi bunu siz yapacaksınız Allah'ın inayet ve keremiyle. Batıla ve yalana karşı tavır belirleyeceksiniz. Doğru olmayan şeylere sinelerinizde yer vermeyeceksiniz, biz buna davet edeceğiz. Soluk alıp verdiğimiz sürece davet edeceğiz Allah'ın inayet ve keremiyle. Yalana bize vermeyeceğiz. Yalanı unutacak, yalanı lügatlardan silecek, aldatmayı ve politikayı lügatlardan silecek, olduğumuz gibi görünecek ve göründüğümüz gibi olmaya çalışacağız. Ben bana hitap ediyorsaydım, namaza durduğumuz zaman hocamız ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun deyince, demediğiniz şey, yapmadığınız şeyleri ne diye söylüyorsunuz? Kasemle teminat veririm, rükûa gidiyordum. Bir rükûada ayeti duyarken gittim, iki büklüm oldum. İçimden bir aralık geçti de, münafıklık yapıyorsun, dön geriye git. Yapmadığın şeyleri söylüyorsun, dön geriye git. Biz yaptığımız şeyleri söyleyeceğiz. Yaptığımız şeylere tercüman olacağız. Gece hayatımız İslamiyet'i temsil ediyorsa,
gündüz kalkıp birisine kendi serencamemizi anlatacağız. Kendi iç dünyamızı anlatacağız. Anlatacağız ve o müessir olacaktır. Zira Kur'an diyor, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتَنْ اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ Gazab-ı ilahiye vesiledir. Söyler yapmazsınız. Ne yapacağız? Hususiyle benim gibi mücrimler ne yapacaklar? Yapmıyorlarsa söylemeyi de kesecekler mi? Hayır, sizin temiz simalarınızdan istimdat umarak kendimi size uydurmaya çalışacağım. Sizden insanlık dersi alacağım. Ta sabah namazından geceden gelip şu camiyi dolduran temiz sinelerden ben de insanca dersler alacak, istikametimi bulmaya çalışacağım. 30 senedir, 40 senedir doğruyu bulmak için söylemeye çalışıyorum. Doğruyu söylemeye çalışıyorum. Ümidimi kaybetmedim, inanıyorum. Allah doğruyu buldurduğu insanlarla beraber bana da buldurur. Burada yüz yüze olduğumuz gibi orada da bizleri yüz yüze eyler. Telkin edeceğiz. Yalana ve batıla karşı tavır belirlemeyi telkin edecek tavır belirleyeceğiz. Masiyete karşı tavır belirleyeceğiz. Size bir şeyin etrafını çiziyorum. Müsamaha ufkumuz mevzuunda tavrımızı belirleyeceğiz. Ve aynı zamanda ilahi kelimetullah şevki ve neşesi mevzuunda mülahazamız ve düşüncemiz nedir, tavrımızı belirleyeceğiz. Sözün özü, fütüvvet ruhuyla hareket edeceğiz. Sözün özü, ben de size bu derste fütüvvet ruhunu arz etmeye çalışacağım. Heyhat, hayatımda bir kere feta olamadım. Fetih oldum ama feta olamadım. Ama gözümü kapayıp, yüzümü karartıp, yüzümü sizden kaçırarak, bu çok ciddi mevzuyu, asrın fitnevi fesadını söndürecek yeniden muhabbet ruhunu ve Muhammedi ruhu ihya ve inşa edecek bu duygu ve bu düşünceyi temsil edecek sizlerin serencamenizi sizin huzurunuza getireceğim Allah'ın inayet ve keremiyle. Uzaklaşanlara karşı yaklaşma düşüncesini, zulmedenlere karşı iyilik yapmasını, İyilikle yılanları dahi zapturapt altına almasını, akreplere dahi dil öğretmesini, insanca yaşama yollarını öğretmeyi o fütüvvet ruhu içinde naklederek tek çare, tek çıkar yol ve mecburi istikamete çok ulvi olan dikkatlerinizi tevcih etmeye çalışacak. Daha doğrusu o bana düşmez, dikkatlerinizi istirham edeceğim. 3-4 başlık sundum zannediyorum. Batıla ve yalana karşı tavır belirleme dedim. Mümin batıla ve yalana karşı tavrı belli olmalıdır. Fütüvveti en başta bu manada ve bu çizgide Enbiya-i İzam temsil ederler. Seyyidina Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Fütüvvet derken yiğitlik ve gençlik demektir. Fütüvvet derken batılı göğüslediği zaman ters yüz etme iradesine sahip, ruh gücüne sahip, ruh gücüyle kanatlı insan demektir. Ben fütüvvet derken siz bu manayı mülahaza edin. Ben feta derken siz bu yüce hakikati temsil eden güçlü delikanlıyı düşünmeye çalışın. Düşünün ki o fütüvveti temsil edenlerin başında gelen Seyyidina Hazreti Ömer, ona isnat edilen bir söz vardır. Gençliği olmayan millet, o millet yok demektir. Ruhta gençliği olmayan bir millet. İnsan yaşlı olabilir, 60 yaşında olabilir. Benim kendilerine yaşlıların genci dediğim çok insan vardır. 80 yaşındadır ama bahçesinde, gönül bahçesinde bir tek gül, hatta bir tek gülün bir tek yaprağı dahi henüz hazan görmemiştir. Hepsi baharındadır. 80 yaşındadır, terü tazedir, dipdiridir. Ciddi bir mücadele ruhuna sahiptir. Mevsimi gelince onun da misalini arz edeceğim. Fütüvvet,
peygamberlerle temsil edilmiştir. O evvela insanın kendi içine karşı bir mücadelesi, bir mücahedesidir. O evvela insanın kendine karşı nefsini aşmışlığının ifadesidir. Cismaniyetine karşı kavga verip ve bu kavgayı zaferle noktalamanın ifadesidir. O şeytanını bertaraf etmenin, sollamanın ifadesidir. O heva ve hevesini unutmanın ifadesidir. O hüdayı hevaya tercih etmenin ifadesidir. Hakkı batıla tercih etmenin ifadesidir. Ve enbiya-i zam evvela bunu yapmıştır. Yapmışlardır. Hazreti İbrahim bu mevzuda fütüvvetle serfiraz büyük insandır. Ve Kur'an-ı Kerim onu anlatırken muasırlarının kendisine feta dediklerini zikretmeyi de ihmal etmez. Men fa'ala hâzâ bi'âlihetina innehu lemine'z-zâlimîn. İlahlarımıza bu işi yapan zalimlerdendir, zalimin ta kendisidir. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. Bir yiğit var, yiğit oğlu bir yiğit var. Ara sıra bu putları diline doluyor. Onların aleyhinde dedikodu ediyor, estağfurullah dedikodu etmiyor. Putlar için söylenmesi lazım gelen şeyleri söylüyor. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. Kur'an musikisi içinde de o fetaya delalet eden feler, yerinde takip manasına, yerinde kelimenin aslı olarak zikrediliyor. Ama ben şimdi Kur'an'ın musikisini anlatmıyorum size. فَأْتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. Kur'an onun fütüvvetini anlatırken feta diyor. Seyyidina Hazreti İbrahim bu noktaya geleceği ana kadar içinde aşması lazım gelen şeyleri aşmıştı, çoktan aşmıştı. Hayatı boyunca o hep kendini aşmanın mücadelesini verdi. Kendini aşması mı lazım geliyordu? Estağfurullah. Bir nebiyi anlatırken meseleyi kendi seviyelerimizde basit olarak ele alamayız. Ama o da mukarrebinin kendini aşmasıdır. Hazreti İbrahim'in Allah'a bir yakınlığı vardı. O da o yakınlığı ölçüsünde kendisini aşacaktı. Dikkatinizi rica ediyor ve istirham ediyorum. Peygamberlerin ismetini anlatırken bu husus üzerinde hassasiyetle durdum. Günah derken, isyan derken enbiyayı daha değişik bir platformda mülahaza etmemiz lazım. Onları daha değişik zaviyeden ele almamız, münakaşasını yapmamız lazım. Seyyidina Hazreti İbrahim bu seviyeden ele alınacak olursa dış dünyayı iç dünyasına çok önemli bir husustur. Uydurmanın mücadelesini veriyordu. Evvela o içinde mülahaza olarak dahi yanlışa dair ne varsa, batıla dair ne varsa hepsine baş kaldırmış, hepsinin burnunu kırmış, hepsini hak ile yeksan etmiş, hepsini yere sermiş. Bu ondan sonra da eline baltayı almış, içinde babasının da bulunduğu, Kur'an-ı Kerim baba tabirini kullanıyor, o husustaki tevcihleri de arz etmiştim orada. İçinde babasının da bulunduğu bir zümrenin teyit, destek ve himayesi altında bulunan putların yamacına geçmişti. Ve arz ettiğim ayetlerde onlardan bahsediyor. مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ. İlahlarımıza bunu yapan zalimin ta kendisidir, o zalimlerdendir diyorlar. Ama evvela ne yapmıştı Seyyidina Hazreti İbrahim? Seyyidina Hazreti İbrahim evvela kendisine karşı fütüvvetini göstermişti. O bir iç insanıydı, bir ruh insanıydı, bir irade insanıydı. Ve hayatı seniyeleri adeta bunun da örülmüştü. Hayatı seniyeleri bundan meydana gelen bir kanevçe gibiydi. Hayatı seniyelerinde tenasüpsüzlüğün en küçüğü yoktu. Dantela gibi işlenmişti adeta. Nemruz'un karşısında Nemrut da denir. Suriye'deki dinsiz hükümdar Sadık'un karşısında o nasıl bir yiğite, bir fetaya düşen civan mertliği göstermişti, eğilmemişti, iki büklüm olmamıştı. Orada dahi doğruyu haykırmıştı. Allah başından aşağıya adeta imtihanları yağdırıyordu, belaları yağdırıyordu. O da belaların
Bu tarafından giriyor, öbür tarafından çıkıyordu. Ama iki büklüm olmadan çıkıyordu. Evvela Allah Celle Celaluhu bir Firavun'la karşılaştırıyordu. Hak ve hakikat adına taviz vermeden çıkıyordu. Allah Celle Celaluhu koruyor. Koruduğunu meleklerine de gösteriyordu. Meleği âlâ'nın sakinlerine de gösteriyordu. Gök ve yer ehline de gösteriyordu. İşte bakın İbrahim'e. Halilim dedimse, dostum dedimse, işte bakın İbrahim'e diyordu. Seyyidina Hazreti İbrahim, evvela kendi içinde kendine karşı kahramanlıklarını sergiliyordu. Sonra baltayı alacak, putların yamacına geçecek. Ve Seyyidina Hazreti İbrahim, ailesine el uzatan bir Firavun karşısında Allah'a karşı teslimiyet ve tevekkül göstermek suretiyle sarsıntı geçirmiyordu. Fütüvvetini ispat ediyordu. Yiğit böyle olur diyordu. Yiğit odur ki Allah'a öyle teslim olur. Elinde değildir. Ailesine el uzatırken dahi Allah'ım der, sana teslim ettim. Yapacağı şeyin kalmadığı bir yerde yapılacak şey budur. Fevkalade teslimiyet içinde. Ve Seyyidina Hazreti İbrahim hayatı boyunca bir çocuk ummuştur. Umduğu bu çocuğu Allah vereceği zaman Allah'tan bir emir almıştır. Bunu götür, eski harem ve yeniden harem olacak Beytullah'ın harimine koy denmiştir. Zevcesiyle beraber, Hacer'le beraber karnında çocuğu götürüp oraya tevdi etmiştir, teslim etmiştir. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Kur'an-ı Kerim'de bu onun Allah'a karşı tevekkül ve teslimiyetini ifade eden bir ayettir. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve ğfir lana. Rabbena inneke entel azizul hakim. Derin bir teslimiyet duygusuyla hanımı ve beklediği gözünün aydınlığı çocuğu, hususiyle bütün enbiya-i izamı onda gördüğü, hususiyle insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın bir fide halinde ondan sürgün yapıp gelişeceğini gördükten sonra İsmail'le beraber Hacer'i götürüp oraya Allah'ın emri olarak koyması fevkalade teslimiyetinin, fevkalade inkiyadının ifadesidir. Fütüvvet ishar ediyordu. Yiğitliğini ortaya koyuyordu Hazreti İbrahim. Nazarlar gayızla dönüyordu. Sineler etrafa kin ve nefret döküyordu. Onu ateşe atmak için mancınıklar hazırlanıyordu. Biz o duruma şahit olmadık, o manzarayı görmedik. Ama ihtimal Seyyidina Hazreti İbrahim bu manzara karşısında tebessüm ediyordu. Zira bu hadiseler tesadüfi olamaz. Bir Firavun'un karşısında başına onlar gelecek. Öbür tarafta başka şeyler olacak, beri tarafta başka şeyler olacak. Geçtiği yerlerde garip, enteresan hadiselerle karşı karşıya kalacak. Bütün bu hadiseler, rastlantılar zincirinde meydana gelecek hadiseler değildir. Bu hadiseler belli bir tertip içinde, belli bir ayarlama, belli bir tanzimle meydana geliyordu. Bunu anlama ve idrak etmenin huzur ve itminanı içinde, huzur ve itminan içinde bekliyordu. Mancınığa koydukları zaman bile size bir destan arz etmiyorum. Fetanın fütüvvetini arz ediyorum. Mancınığa koydukları zaman bile teslimiyet ve tevekkülünde en ufak bir değişiklik olmadı. Ona gökten gelen melekler, ya İbrahim, Allah'ın selamı var. Eğer müsaade ederseniz ateşin altını üstüne, ateşin üzerine sular salmak, ateşin üzerine fırtınayı salmak, ateşin üzerine şunu salmak. Rabbim nigehban değil mi? Rabbim haberdar değil mi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. Bir insanın vekili Allah olursa Allah vekil olarak ona yeter. Fütursuz, emniyet içinde, huzur içinde, itminan içinde bunu söylüyordu. Fütüvvetini ispat ediyordu. Ve Allah Celle Celaluhu içine girdiği her imtihandan başarıyla çıkan Seyyidina Hazreti İbrahim'i ayrı bir imtihanın içine alıyor, ayrı imtihan ediyordu. Bir gün gelecek, gözümün nuru diye beklediği çocuğu hakkında da şu emir gelecekti kendisine. Götür onu bir yerde boğazla.
Mekke'ye yakın, Akabe dediğimiz yerlerde. Ondan asırlarca sonra gelecek Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kendisine biat edecek insanların elini sıktığı Akabe denen yerde. Ve bugün Huccac'ın çadırlar kurup bir çadır şehri teşkil ederek Seyyidine Hazreti İbrahim'in arzusuna, nefsine, hevasına taş yağdırdı ve şeytanın başına taş yağdırdı o noktada. Yine aynı duygu, aynı düşünce, aynı ibadet neşvesi içinde arzularına, hevalarına ve heveslerine ve şeytanın başına ümmeti Muhammed taş yağdıracaktır. Akabe'ye götür, kes. Arzularına rağmen hareketlere zorlanıyordu. İsteklerine rağmen harekete zorlanıyordu. Beşeri iştahlarına rağmen değişik istikametler gösteriliyordu. Evlat bekliyordu, götür evladını kes deniyordu ona. Emre itaat ve inkiyat içinde tereddüt geçirmeden alıyor, götürüyordu ve bıçağı o tertemiz gerdanlığa çalıyordu. Kestirmeyen kestirmiyordu. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاه۪يمَ قَصَّدَّكَ الرُّؤْيَا. Her ikisi de başlarını yere koymuş ve inkiyat etmişlerdi. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ. Biri başını yere koydu, kes baba dedi. Allah sana emrettiyse kes, Allah'ına muhalefet etme. Öbürü de yüreğine hançeri saplar gibiydi. Allah emrettiği için Seyyid Nesimi'nin dediği gibi o hançeri sinesine saplama emrini de alsaydı saplayacaktı. Her ikisi için de teslim tabiri kullanıyor. İslam tabiri kullanıyor. İnkiyat tabiri kullanılıyor. Şairi şehirin beyanı içinde her ikisi de Gassal'in elindeki meyyit gibi Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ. Öbürü de alnını yere koymuş, kes baba diyordu. Ve bıçak beklenen o tertemiz gerdanlığa çalınıyordu. Yukarıdan ses işitiliyordu. اَسَّدَّقْتَ الرُّؤْيَا يَا اِبْرَاه۪يمُ. Rüyanı tasdik ettin. Sana gösterilen şey yerine getirdin. Bir kere daha sen gençtin. Bir kere daha sen fütüvvetini ispat ettin. Niçin bunları sizin önünüze getirdim, sergiledim? Fütüvvet evvela insanın kendi içinde, kendi arzularına karşı, şehvani isteklerine karşı, beşeri duygularına karşı, kendi iştahlarına karşı bir insanın kahramanlığını ortaya koyması demektir. Kendi içinde yenik bir insanın hak ve hakikat adına yapacağı şeyler nefsi adına yaptığından dolayı onlarda muvaffak olacağı da düşünülemez. Gecemiz aşkı heyecanlarımızla, iniltilerimizle, ızdıraplarımızla aydın mıdır? Gecelerimiz bir beste gibi seslendirilmiş midir? Gecelerimizde seslendirdiğimiz bu bestede Allah ve Resulullah terennüm edilmiş midir? Bence işe benim güzide arkadaşlarım, alınlarını öpmeyi kendime şeref saydığım kardeşlerim, bence işe bu noktadan başlamak lazım. İşe sokaktan başlarsanız bu büyük ulvi meseleyi, cennete götüren meseleyi basitleştirmiş, ayağa düşürmüş ve sokak meselesi haline getirmiş olursunuz. Muhammedi yoldan başlayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem, kendimizi aşalım. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاه۪يمُ. Her şeyin mevsimi vardır. Baharda tohumlar ekilir. Yazda onlar başak salar. Sonbaharda hasat mevsimi gelir. Ve onlar nadas yapılır. Tınaslar halinde yığılır. Sonra savrulur, sonra da ambarlara götürülür. İş mevsiminde yapılır. İş mevsiminde yanılmış bir insanın yaptığı işlerden hayır çıkmaz. Her mevsimde yapılacak şey mevsim çok iyi kullanmalı, o mevsimde yapılmalıdır. Mevzu benim serlevha ettiğim ayeti kerimede Ashab-ı Kehf'in böyle batıla ve yalana karşı tavır belirlemesinin, baş kaldırmasının ifadesidir.
اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطَا اِذْ قَامُوا فَقَالُوا Baş kaldırdı ve dediler, doğruldu ve dediler, var oldu ve dediler, dirildi ve dediler. Mezarı müteharrik, hareket eden cenazeler olmadan çıktı, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükseldi ve dediler. İçlerinde kendilerini açtı ve dediler, اِذْ قَامُ فَقَالُوا Evvela kalkmak lazım. Ruhunda ölü insan yatıyor demektir. Secdesiz baş yatıyor demektir. Heyecansız sine ölü demektir. Gecesi ihya edilmedik bir insan ölü demektir. Mezarda yatandan farkı yoktur. Evvela kalktı sonra dediler. Evvela dirildi sonra dediler. Evvela Allah'a kul oldu. Kemerbeste yubudiyet içinde el pençe divan durdu. Evvela Rabbena dedi. Ve sonra dediler. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا Ne dediler? رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi. لَنْ نَدُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ Ondan gayri kimseyi biz ilah olarak çağırmayız. İlah olarak tanımayız. Bir tek ilah tanıdık. Başka ilah bilmiyoruz. Der, tavır belirlerler. Bütün batıla karşı tavır belirlerler. Bütün batıl ilahlara karşı tavır belirlerler. Nedir bu tavır belirleme? İç dünyalarına dış dünyaların uydurma tavır belirlemesidir. İnsanın içinde putları varsa, yeme içme putu varsa, makam mansıp putu varsa, yatıp istirahat etme putu varsa, nefsine tapma putu varsa, dışta put yapma, yıkmanın peşine düşmesinin bir manası yoktur. Ötede ona diyecekler, git evvela içindekilerini yık yakınlar. Sen nefsinin kulu olmadan kurtulamadın. Hayatın boyunca yumuşak döşeklerde yattın. Hayatın boyunca sofraların biri indi biri kalktı. Hep şehvani duygularını takip ettin. Hayatın boyunca sen başkalarının rahatı için bir nebzecik olsun zahmete katlanmadın. Ve şimdi kalkmış haktan hakikattan dem vuruyorsun. رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ Eğer biz Allah varken başkasına mabut dersek, başkası karşısında bel kırar boyun bükersek, o zaman eşi menende olmayan kocaman, temili ve tefsiri olmayan kocaman bir yalanı söylemiş oluruz. Sadece yalan değil, şatattır. O yalanın ifratıdır, mübalağasıdır. Tevil götürmeyeni, tefsire tabi tutulmayacak kadar büyük olanıdır. Ve yakın devreye nezaret eden, sesini sinelerinize kadar duyuran, ulaştıran bir zalim mahkeme karşısında başımdaki saçlarım adedince başlarım olsaydı ve her gün bu başlardan bir tanesi alınsaydı, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecekti diyecektir. Bu bir tavır belirlemektir. Başındaki saçları adedince başlar olsaymış, ve o her gün o başlardan bir tanesi alınsaymış, yine tavrını değiştirmeyecek, yine zındıkaya, yine küfür yobazlığına teslimi silah etmeyecekmiş. Dünyaya meydan okuyacak. Rusların toplarının dövdüğü cephede boy hedefi olurken sana şarapneller isabet edecek, top isabet edecek dediği zaman yavrun topu Müslümana isabet etmez diyecek. Başını, kellesini koltuğuna alacak, mücadelesini öyle sürdürecektir. Bu bir tavır belirlemedir. Sahabe-i kiram içinde yüzlerce tavrını ortaya koyan ve tavır belirleyen insanlar vardı. Fütüvet ispatıdır. Size arz ettiğim bu sözleri söyleyen zat, bu sözleri söylerken belki 60 yaşındaydı. Ama 25 yaşındaki gencin duygu, düşünce ve fütüvetini paylaşıyordu. Ebu Eyyubil Ensari, sizin misafiriniz. Onu çok andım.
Misafirimiz aziz olunca sizin evinize o misafir gelse, her mecliste her fırsatı değerlendirir, bizde bugün şu falan vardı dersiniz. Ben evvela Türkiye'miz için şeref verdiğinden dolayı, sonra da İstanbul'un Türkiye'miz için, İslam dünyası için ayrı bir yeri vardır. İstanbul kadar İslam dünyasına uzun asırlar nur saçmış ikinci bir belde yoktur. Bağdat vardır, Şam vardır. Medine'yi demeyeceğim. Sahibinin üzerine elf elf salatin ve elf elf selamin. Orayla hiçbir yer tartılamaz, ölçülemez. Ama dışında İslam dünyasında İstanbul'un ayrı bir yeri vardır. Ve Seyyidina Hazreti Ebu Eyyub'il Ensari'nin İstanbul'da ayrı bir ağırlığı vardır. Ebu Eyyub'il Ensari yaşlılığına rağmen fütüvveti temsil eden insanlardandır. Size kaba taslak, üstül gâbeden, isabeden, onun hakkında derleyebildiğimiz bazı nirengiler, tarihi noktalarla bir küçük malumat verip, İstanbul'a şeddi rihal ettiği zaman kaç yaşında olduğuna dikkatinizi istirham edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduklarında evli, barklı, çoluk çocuğu olan bir insandı. Ve deve onun evine yakın bir yerde çöktüğü için ileride devenin çöktüğü yerde hücre-i saadet inşa edilecekti. Fakat o güne kadar Allah Resulü uzun zaman onun hanesinde kalacaktı. O hane duruyordu, şu anda da duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Rabbim onun kapısının kıtmirine liyakat olmadığı halde o yollara ve o yerlere yüz sürme imkanını bahşettiği zaman o mübarek eve girip Osmanlılar tarafından kâkiri bir bina haline getirilmiş, o binanın taşına, toprağına yüz sürme imkanı da bahşetmişti. Dilerim yerine yüz sürmeyi hepinize nasip ve müyesser eyler. Yunus Emre'nin diliyle, arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, Hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Hepimizin canı arzular. Rabbim canımızın, canlarımızın arzuladığı bu şeyi bizlere lütfeylesin. Ebu Eyyub'il Ensari Hazretlerinin evine misafir olmuştu. Bize siyer ve mağazi kitapları öyle naklediyor. Allah Resulü mütevaziydi. Mütevazı olması lazımdı. Çünkü hayat-ı içtimaiyede herkesin görmek ve görünmek için bir penceresi vardır. Boyu uzun olunca tekavüz edecek, eğilecekti. Boyu o kadar uzundu ki bizim için görünebilmek için iki büklüm oluyordu. Zira büyüklerde büyüklüğün alameti tevazüdür. Küçüklerde küçüklüğün alameti de tekebbürdür. Boyu kısa olduğundan dolayı görünmek için. Psikolojik duygu bu. Aşağılık duygusu. Kendini büyük gösterecektir. Tevazu ona yakışıyordu. Derinliğine, ihtişamına ayrı bir buğut, ayrı bir ihtişam katıyordu. Konağının altında ikamet buyurmayı istedi. Ben altta kalayım. Ahşap bina. Üste su içerken bir gün aşağıya dökülünce Ebu Eyyub'il Ensari başına gökten bir sel dökülmüş gibi oldu. Ve geldi kapandı. Huzurda el pençe divan durdu. Ya Resulallah reva değil. Üste çıkmazsanız ben bu üste yatmam dedi. Ve Allah Resulü'nü üste aldı. O hanenin üstü oldu. O hane üst bir hane oldu. O hane o kadar yükseldi ki o hane başlarımıza tac oldu. O hane taşlarımıza sorguç oldu. O hane o kadar aziz oldu. O Allah Resulü o hanede kaldı. 6 ay diyorlar. Ebu Eyyub'il Ensari evli barklıydı. Ben ayrı bir noktaya dikkatinizi çekiyorum. İhtimal 30 yaşında vardı. Hicret-i Seniyye'den irtihali Nebevi'ye kadar 10 sene geçti. 30 yaşındaysa 40 yaşına vardı. Hilafet aşağı yukarı 30 küsür sene oldu. Seyyidine Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetiyle 30 küsür sene oldu. Ebu Eyyub'il Ensari azından 70 yaşına girdi. Ebu Eyyub'il Ensari'nin iştirak ettiği ordu Yezid'in ordusuydu. Aradan 10 sene geçmişti. Ebu Eyyub'il Ensari Hazretleri İstanbul önlerine geldiği zaman 80 yaşına merdiven koymuştu.
Ve çocukları ona dediler, çocukları değil, torunları. Baba çok şey yaptın. Akabe'de Resulullah'ın elini sıktın. Allah rüyada sıktırsın. Baba hicretle karşıladın. Baba bağrını açtın. Baba evinde misafir ettin. Baba Bedir'de dal kılıç koştun yanında. Baba Uhud'da göğsünü siper ettin. Baba Yermuk'ta savaştın. Baba Mü'te'de savaştın. Baba savaş bırakmadın, savaştın. Yemame'de adını bilmiyorum ama Ebu Eyyubil Ensari'yi tanıyan bir insanın Yemame'de de geri kalacağına ihtimal verilemez. Ama Yemame'ye iştirak etmemiş idiyse şayet bir başka irtidat harbine iştirak etmiştir. Onu göğüslemiş, orada kavga vermiştir. Sen gitme bu defa, biz gidelim derler. Oğlum infiru hifafen ve thikalen ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum deniyor. Ağırlıklı veya hafif, ata binerek veya yürüyerek herkese şeddi rihal edin diye emir var. Nasıl dururum ben? Nasıl geliyor biliyor musunuz? Atın üzerine bağlıyorlar. Ordunun başındaki komutan Yezid'dir, kale almıyor. Cihat cihattır. Bir gün Resulullah'tan duymuştu. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Sadaka Resulullah. Hadis-i Hakim Ebu Davud rivayet ediyor. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَ yeminle anlatıyor. Kasem ediyorum ki cihanın dört bir yanı İslam'ın elmas kılıcıyla fethedildiği gibi bir gün direnen Bizans'ın veya Doğu Roma İmparatorluğu'nun payitahtı olan İstanbul'da fethedilecektir. Emir ne muhteşem emir. Bu emirin emrinin altındaki erler ne muhteşem erler, ne muhteşem ordudur. Bunu duymuştu ve geriye durması düşünülemezdi. Surların dibine kadar geldi. Gömüldüğü yer itibariyle meseleyi tarih ve mücadelenin verildiği harp sahası itibariyle münakaşa yapacak olursak tayin biraz zor. Ben öyle soğuk bir münakaşaya girmeyeceğim. Ama ne olursa olsun bu kadar uzun yolu kat etmiş sahabi çok yorulmuştu ve hastalanmıştı. Ölümün kendisini yakaladığını artık hissediyordu. Ordu komutanı geldi, peygamberin bu yakın sahabisine son arzularını soruyordu. Son birkaç soluğu kalmıştı. Onları çok iyi yerde kullanmak istiyordu. Artık son bir kere daha gazi oluyordu. Şehitliğe de namzetti. Başlarına atılan ateşlerden birisinin kendisine gelmesini belki çok arzu ederdi. Hayatının doğrudan doğruya bir şehit nasıl olur, ölür. Öyle ölmesini çok arzu eder ve öyle noktalanmasını çok arzu ederdi. Ama öyle değil de gazada, çadırda, ordu komutanının dizinde başı ve öyle vefat ediyordu. Son arzum, ey Allah'ın peygamberinin sahabisi, son arzum, ben vefat edersem fethedeceğiniz İstanbul'a doğru beni omuzlayın, götürebildiğiniz kadar yakın götürün. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın fethini tefşir buyurduğu bir şehirdir. İnanıyorum ki bir gün burası fethedilecektir. Beni surlara öyle yakın bir yere gömün ki bir gün fethedilirken fetheden ordunun atlarının kişnemelerinin seslerini duyayım. Kılıçlarının şakırtısını duyayım. Helazon çizen kılıçlarının nuraniyetini müşahede edeyim. Eller re'si vel ayn. İsteyin baş göz üstüne. Surlarda bu manzarayı müşahede edenler şaşırırlar. Bir cenaze omuzlarda taşınıyor. Destur isteniyor. Durun, başka bir isteğimiz yok. Fetih peşinde değiliz. Sadece şu cenazemizin bir arzusu var. Onu gömebildiğimiz kadar. Hatta fırsat verirseniz onu surların içine gömmek istiyoruz. Bir tapu bir tescil gibi. Gelinecek ve açılacak yollarda bir tapu bir tescil, bir yol gösteren bir rehber gibi. Önce gelir, o toprağın bağına gömülür. Artık bu toprak bizimdir olur. Nerede bir sahabi naşı varsa evvel ve ahir orası sizin olacağınızda size ehlullahın üzerinde durduğu bir sırrın kapağını kaldırıyorum. Nerede bir sahabi naşı varsa
ümitle bakabilirsiniz. Er geç oraların kapıları, menfezleri size yeniden açılacaktır. O peygamber görmüşler Allah Celle Celaluhu sonsuza kadar çiğnetmeyecektir. Hilal bekleyen o dertli sinelerin imdadına yetiştirecektir. Bu Balkanlarda da olsa, bu Orta Asya'da da olsa çözülme ve yeniden düzelme ne şekilde olur onu bilemeyiz. O mevzuda diyeceğimiz bir şey yoktur. Ama sinelerin Hakk'a teveccüh etmesi, insanların yeniden kendilerini bulması mevzu, bu mevzuda yakinimiz tamdır. Her sahabi bulunduğu yerde o yerin tapusudur Allah'ın inayet ve keremiyle. Allah orasını çiğnetmeyecektir. Kim bilir, belki Edirne'de de vardır, belki Tekirdağ'da da vardır, belki Kıtlar elinde de vardır. Buralara kim bilir dedim ama Buhara'da kim bilir değil, çok vardır. Semerkant'ta çok vardır, Taşkent'te çok vardır, Azerbaycan'da çok vardır, Aral Gölü'nün etrafında çok vardır, Öküz Nehri'nin etrafında çok vardır, Hazar Denizi'nin sağında ve solunda çok vardır, Dağistan'da çok vardır, Kırım'a kadar çok vardır, Anadolu işlerine kadar çok vardır. Düştükleri yer bizimdir demiş, sahip çıkmışlardır. Ve sahipleri, sahibi zişanları, sahibi zişanımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o da sahiptir. Fütüvveti temsil ediyor Ebu Eyyub'un Ensari. Fütüvvetin yaşı başı yoktur. 80 yaşında olduğu zaman bile iç cevhere bağlıdır o. Ruh dinamizmine bağlıdır. İrade gücüne bağlıdır o. İnsan özüyle bütünleşmişse Allah'ın inayet ve keremiyle 80 yaşında dahi olsa tarihin maküs akışını değiştirecek yeni akıntılar meydana getirecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ebu Talha da bunlardan bir tanesidir. Ebu Talha da at üzerine iplerle bağlanıp cihada gidenlerden bir tanesidir. İplerle bağlamışlardır. İnsanlık tarihinde Allah yolunda, ilahi kelimatullah mevzuunda vefat edecekler ana kadar gençliğini koruyan bir ikinci cemaat göstermek mümkün değildir. Fütüvvet bizim yamaçlarımızda yetişmiş, bizim papatyalarımızdandır. Kanuni 30-40 yaşında hükümdar oluyor. 46 senede hükümdarlığı sürüyor. Ve bu zat cephede ölüyor. Cephede ölüyor bu insan. Yavuz Sultan Selim cennet mekan Kanuni gibi bir evladı kalıyor. Bir kızı, bir erkek evladı kalıyor. Ya Kanuni de ölseydi devlet-i aliye ta o zaman tezezzül görecekti. Neden de acaba? Hani cariyeleri vardı, haremleri vardı, çok kimseyle teması olurdu ve ne kadar evladı olurdu. Oysa ki at üstünden inmedi. İnsanlık adına mürüvvet taşıdı, sevgi taşıdı, birlik taşıdı, vahdet taşıdı. Tefrikayı düşündükçe daidar oldu. Milletim de ihtilaf-ı tefrika endişesi, köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihad etmekken adaya karşı çaremiz, İttihad etmezse millet daidar eyler beni. Hayatı boyunca bununla inledi durdu. Atının üstündeydi ve atının üstünden inmedi. Hükümdar atının üstünden indiği andan itibaren dünya muvazenesi bozuldu. Ziman başkalarının eline geçti. Zalim ve kafir Müslümana baskı yapmaya başladı. Dünyanın muvazenesi bozuldu. Hadiseler aleyhimizde cereyan etmeye başladı. İlahi kelimatullah ruhu, hasbilik ruhu ve gençlik ruhu son dakikaya kadar mevcudiyetini hissettiriyordu. Fütüvvet, Ebu Talha dedim Allah Resulü'nün ashabından. Şu son zamanlara kadar Allah fakire de onun bahçesindeki o sudan, o su kaynağından Allah Resulü'nün oturup içtiği, gölgesinden istifade ettiği o bahçeden su içmeyi nasip etmişti. Şimdi orayı söktü, Ravza-i Tahire'ye katıyorlar. O mübarek bahçe, mübarekiyetini bundan sonra müminlerin namaz kıldığı o namazgahta sürdürecektir. Ebu Talha o Ebu Talha'dır.
لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ayet-i kerimesi, siz sevdiğiniz şeyleri infak etmeyince birru takvaya nail olamazsınız. Beyruha bahçesini en çok seviyordu. Geldi ya Resulallah, bu bahçeyi en çok seviyorum. Sevdiğimi infak etmekle birru takvaya ulaşacaksam, tam müttaki olacaksam bu bahçeyi Allah yolunda infak etmek istiyorum dedi. Verdiği o bahçeydi. Hayatının sonuna kadar mücadelesi devam etti ve en son atın üzerine bağladılar. Cihada öyle çıktı. Atın üzerinde bağlı yürürken ruhunu Allah'a teslim etti. Fütüvvet ruhu. Hep genç kaldılar, genç kalabildiler. Batıla karşı ayakta dimdik. İnşallah başınızı açmamışımdır aziz kardeşlerim. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ Diğer başlığa şöyle dikkatinizi çekmiştim. Nefsaniliğine karşı tavır ayarlaması, cismaniyetine karşı tavır ayarlaması, evvela bağışlayın şeytanına, hevasına ve hevesine karşı meydan okuması. Şeytan heva ve hevesine karşı mağlup düşmüş bir insanın madde planında ve zahirde zaferleri kendi aleyhinde olur. Evvela kendi içinde kendini aşması lazım. Kendi içinde muzaffer kumandan olması lazım. İki zafer vardır. İki cihat vardır. İki muvaffakiyet vardır. Kanuni cihanı titretmiş, fethetmiştir. Fakat bence kanunun en büyük zaferi Avrupa'dan bir büyük seferden ve zaferden döndükten sonra Delhiz'de yatağını serdirip orada mütevazıane yatmasındadır. Nefsini böylesine ayaklarının altına almasındadır. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık'ta, Ridaniye'de veya Çaldıran'da tarihimize şan ve ünler ilave etmesi onun büyük zaferleridir ve büyük seferleridir. Ama onun en büyük zaferi, en büyük muvaffakiyeti bu zaferlerden birinden dönerken halk beni görür bir şey yaptım diye alkışlarlar düşüncesiyle o gece Üsküdar'da geceleyip karanlık çöktükten sonra İstanbul'un içine girmesiyle olmuştur. Yavuz Selim cennet mekanın en büyük muvaffakiyeti Zembilli Ali Efendi arkasında yürürken atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz Selim'in cübbesine sıçrayınca Şeyhülislam'ın irkildiğini, ürperdiğini, korktuğunu, endişeye kapıldığını, kapılmış mıdır bilmiyorum. Zembilli gibi yüreği aslan bir insan endişeye kapılmış mıdır bilmem. Olmaz hükümdarım diyecek kadar ona meydan okuyan bir insanın ürpereceğine, endişeleneceğine ihtimal verilemez. Ama onun endişelerini yatıştırmak için geriye döner, hocam der. Senin atının ayağından sıçrayan o çamurlu cübbeyi tavsiye edeceğim, vasiyet edeceğim. Vefat ettiğim zaman tabutuma sarsın, tabutumun üstüne koysunlar. O mübarek türbeyi, toprağa göze sürme o mübarek türbeyi her ziyaret edişimde birkaç el büyüklüğünde o cübbeyi gördükçe hala ürperirim, hala tüylerim diken diken olur. Bu Yavuz'un Mercidabık'taki, Ridaniye'deki, Çaldıran'daki, hatta İslam birliğini temindeki zaferlerinden daha büyük bir zaferdir. Ve bu onun kendi içine doğru mücadelesinin ve mücahedesinin zaferidir. En büyük zafer insanın nefsaniliğine karşı, şeytanına karşı, heva ve hevesine karşı göstereceği kahramanlık ve yiğitliktir ki fütüvetin bir başka derinliği, bir başka buğdu. Ben şimdi o noktaya dikkatinizi çekeceğim. Nefsin her baş kaldırışında Allah'ı hatırladıkça o da nefsin baş kaldırmalarına karşı baş kaldıracak Rabbin inayet ve keremiyle. Nefsini paletleri altına alacak, ezecek ve çiğneyip geçecektir. Günümüzü gençlerin dikkatini istirham ediyorum. Hepimizin yara alacağı hususlardandır. Fakat yiğitlik oradadır bence. Çok önemli bu hususa bilhassa dikkatinizi istirham ediyorum. Veli olmanın, büyük insan olmanın, mukarrebin olmanın, ebrar olmanın değişik yolları vardır. İnsanın içinde kendini aşma mevzuu,
bu velayet yollarının en kestirmeden olanı ve insanı gurura götürmeyenlerinden olanı, insanı ucube götürmeyenlerinden olanı ve en selametlisidir. Seyri sülük yaparsınız. Bir yere çekilir, yemeden, içmeden ibadet-ü taat yaparsınız. Bir cepheyi tutar, orada nöbet beklersiniz. Tehlikeleri görür, gözetir, göğüslersiniz. Bunlarla terakki edersiniz. At binersiniz. Atın üstünde cihat yaparsınız. Uçak biner, uçakla cihat yaparsınız. Tanka biner, tankla cihat yaparsınız. Ölüm komandosu haline gelirsiniz. Milletinizin varlığı, bekası ve selameti uğruna. Kendinizi ölümün bağrına atarsınız. Ve bunlarla siz veli olursunuz. Bunlar veli olma yollarındandır. Bunların her bir yerleriyle bir velayet yakalayabilir. Bir velayet avlayabilirsiniz. An hayalati ki damu evliya est. Aksi mahruyan, aksi mahruyan bostan-ı hudast. Öyle gönüller vardır ki Allah Celle Celaluhu o gönülleri adeta kendi bakışının bağı bahçesi haline getirmiştir ki bir yüce manzara olarak başkaları tarafından da hep seyredilir. Allah Celle Celaluhu bu temiz sinelere bakar. Bakar da bu temiz sineleri vahid-i kıyasi ve bir kıstas olarak ortaya koyar. Velayet yollarından bir tanesi de şehvet insanı kamçıladığı zaman insanın o şehvete karşı koymasıdır. Bir insan, iki insan, üç insan gücünde bu mevzuda insanlar vardır. Nefsaniyeti, şehvani duygular onu kamçılayıp fenalığa doğru ittikçe hiç farkına varmadan amelin menfi yönden gelen bu yanıyla, menfi ameldir bu. Yani fenalığı terk etme farzı, fenalığı terk etme vacibi derecesine göre bunları yapmakla öyle kat'i meratip eder ki öteye gittiği zaman kendisini Şah-ı Geylani ile at başı görür. Amellerine bakar. Ne ilmim var ne amalim, ne hayr-ı taata mecalim, ben buraya nasıl vardım diyecek. Kendisine denecek ki çeşitli girizgahlarda, çeşitli varyantlarda, korkunç handikaplar halinde şehvet senin karşına çıktı. Yüzüne bakmadan açtın geçtin ya. Her birisi 40 seyri sülüke mukabil tutuldu. Ve sen ehlullah derecesine çıktın. Veli olmak istiyorsan sen içindeki bu ateşi söndüreceksin. Allah aşkıyla, Resulullah aşkıyla bunu söndürecek ve velayete doğru kanatlanacaksın. Şehvani duygularını yaşıyorsan şayet Allah yolunda yaptığın cihadın nuru da, feyzi de, yümlü de, bereketi de kalmayacaktır. Size defaatle arz ettiğim bir hususu arzla, bu hususu da müşahhas hale getirmek istiyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Onlar ki ittika ederler, takva dairesi içindedirler. Kalpleri Allah'tan ürperir, Allah'a karşı ürperir. Onlar ki Allah'ın himayesine sığınmışlardır. İttika vikaye kökünden gelir. Allah'ın vikayesi altına girmişlerdir. Allah'a sığınmış, Allah'a dehalet etmişlerdir. Tir tir titrerler, ürperir Allah'tan korkarlar. Korkarlar, duada Efendimizin dediği gibi Allahümme inni a'udhu bike minka. Allah'ım senden yine sana sığınırım. Gazabından lütfuna sığınırım. Kötü şeylerden ihsan edeceğin hayırlara sığınırım. Güçsüzlüğümden senin kuvvetine sığınırım. Aclımdan senin imkanlarına sığınırım. İnnellezîne takav. Onlar ki takva dairesi içindedirler. İzâ messehum taifun mineşşeytan. Şeytandan tayflar onları çarptığı zaman, bir vesvese çarptığı zaman, görünmedik, bilinmedik bir şey onları çarptığı zaman. Ben Taif'i bilinmedik bir anda insanı baskı ve tesir altına alabilecek bir manevi güç. Günümüzde şualar içinde gelen Taif'le tefsir ve tevil etme lüzumunu duydum veya muvaffak buldum. Taif dedim. Şeytan Taif'larına maruz kaldıkları zaman tezekkaru birdenbire derinlemesine kendilerini düşünceye salıverirler. Allah'ı hatırlarlar. Feyzahun sirun derken gözleri açılır.
Allah'ı düşününce Allah hakikata gözlerini açar. Dua etmiyor muyuz? Allahümme erinel hakka hakkan verzuknet tibah. Allah'ın hakkı bize olduğu gibi göster ve ona uymayı nasip eyle. Ve Kur'an demiyor mu? Fekeşefna anke gıtâeke febasarukel yevme hadid. Gözünden perdeyi sıyırdık ve artık senin gözün, basiretin çok keskin. Allah perdeyi sıyırsın ve basiretlerimizi keskinleştirsin. Ayetin malini arz ettim. Bakın, misalini arz etmiştim. Devri Ömer'de radıyallahu anh veya anhum, hepsinden Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. O devirde de olsaydınız Ömer sizi çok sevecekti inşallah. O devirde olmuş, o devri yaşamış, o devre ait duyguları paylaşan olan sizleri o devirde yaşamış gibi eylesin. Bir genci var. Çoklarına karşı böyle hüsnü zan besler. Çok hassas, çok duyarlı bir gönüldür. Mesela boyu posu yerinde bir delikanlı Medine'de kadınlara fitne olur diye ona der ki sen badiyede falan yerde yaşayacaksın. Benim çok dikkatime dokunur. Bu boyu posu Allah'ın lütfudur. Lakat halaknel insan fi ahseni takvim. Emirül müminin huzuruna gelir. Ya emirel müminin günahım nedir? Beni sürgün ediyorsun. Hanifi mezhebinde yoktur. Fakat Şafii ve Maliki mezhebinde zina eden cezası verildikten sonra bir senede uzaklaştırma, tagrib vardır. Ve tagribu am. Ben böyle bir şey yapmadım ya emirel müminin. Günahım nedir? Hiçbir günahın yok. Maslahat-ı İslamiye. Sana ruhum feda olsun. Anlayışına kurban olayım. Toplumun selameti, kalp ve kafa düşüncesi istikametini koruması için lazım gelen her şeyi yapar. Mevzuma geçmeden bir gün ona derler ki falan genç falan yerde bir kadınla baş başa kalmış. Öyle sarsılır ki hüsnü zannım bu değildi der ya Rabbi benim. Sonra tahkik ettirir, öğrenir ki baş başa kalmış ama Yusuf gibi kalmış. Kapıyı üzerine kilitlemişler ama kaçmış. Kaçmış kapıyı zorlamış. Baş başa kalmış ama entarisine bile dokunmamış. Baş başa kalmış ama yüzünü sorsan yüzünün hatlarını görmemiş. Baş başa kalmış ama gözlerinin içine yabancı hayal girmemiş. Meseleyi tahkik edip bulunca öyle sevinir ki iki büklüm olur. Allah'ım sana binlerce hamdolsun. Hazreti Muhammed'in ümmeti içinde ve benim halife olduğum dönemde hala Yusuflar bulunduğundan ötürü Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun. Çok iyi tanır. Sizi öyle tanımak istiyorum. Haydi be Kıtmir. Senin tanıman ne olur? Allah sizi öyle tanısın, öyle bilsin. Allah'a öyle görünün. Öyle olmaya çalışın Allah'ın inayet ve keremiyle. Gözlerinizin içine başka hayal girmesin. Onu görün. Onu bilin, onu düşünün, onunla meşru olun. Başka bilmekler, başka görmekler, başka hayaller, başka hülyalar faydasızdır. Ötede hiçbir işe yaramayacaktır. Ne benim yiğit gencim, esas Ömer'in genci. Tanıdıklarından bir tanesi, üst üste iki sabah, üç sabah sabah namazında olmayınca, soğuk sıcak demeden her sabah ilk safı tutar. Kim bilir rükuda kendi mevcudiyetini nasıl hissettiriyordu. Kim bilir nasıl Rabbena lekel hamd mil'es semavati ve mil'el ardu ve mil'e ma şi'te min şeyin ba'du diyordu. Diyordu da Hazreti Ömer'i sineden coşturuyordu. Kim bilir sizin bazılarınız bakışlarıyla bana yeni şeyler ilham ettiği gibi, yüreğimi coşturduğu gibi, bazı donuk bakışlar benim gözlerimin yaşında kuruttuğu gibi, bazıları da gözlerimi, kuru gözlerimi yaşattığı gibi, kim bilir niceleri ona neler ilham ediyordu. Ve işte onlardan bir tanesiydi. Her gün onu görüyordu. Üç gün, iki gün üst üste görmeyince falan nerede diyor. Sahabi anlayışına kurban olayım, öyle edeplidir ki, belli bir hususla ölüp giden bu insanın adını hadis kitaplarında zikretmiyorlar. Bense çok merak ediyorum, talihsiz diyorum, keşke onun adını da öğrenseydim.
Ama ne kadar rical kitabı karıştırdımsa bulamadım adını. Adı yok. Meçhul bir delikanlı. Öyle meçhul ki Everest tepesi gibi adına bir abide dik değeriz. Mehmet Akif tabiriyle. Bu taşındır diye Kabe'yi getirip diksen başına yine bir şey yaptım diyemem hatıranı. Everest tepesini başına mezar taşıdır diye getirdik. Hatırına bir şey yapmış olamazsın. O kadar büyük. Bekardır. Eda endam yerindedir. Evine giderken yasemenlikte reftare gibi. Salınışına vurulmuş birisi onu eve çekmek, celbetmek için her gün ayrı bir fettanlık gösterir. Ayrı bir fitne. Ondan ümmetim için daha büyük bir tehlike arkada bırakmadım. Fitnesinden daha büyük fitne yoktur. Fitne olmaya niyet etmiş, baştan çıkarmaya niyet etmişinden daha büyük bir fitne yoktur. Ve işte böyle bir fitne her gün yolunu keser ve onu davet eder. Nihayet insandır. Nihayet insan. Kalbinin meylettiğini hisseder. Öyle deniyor. Beraber yaşamadık. O orada bayılıp düşerken de ben yanında değildim. Hele kalbiyle hiç beraber değildim. Fakat hal ve vaziyet öyle gösterdiği söyleniyor. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay umurunda değil gelip geçiyor. Fakat bir gün ihtimal adımında bir duraklama mı oldu? Ayağına bir şey takılmış gibi orada az sendeler gibi mi oldu? Kafasına başka şeyler mi girdi? Hayali fısk satı mailine mi meyletti? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim kendine geldiği zaman benim kısaca perişan bir ifadeyle malini size takdim ettiğim ayetin diline dolandığını gördü. Vicdi zeban olmuş. Bu çok olur. Herkes olabilir. Hatta kıtmire birkaç defa oluşundan anlıyorum ki herkes oluyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Kendine geldiği zaman baktı ki 100 mü 200 mü durmadan bu ayeti okuyormuş. Hiç durmadan. Allah bu ayeti diline salmış. Dil her şeye karşı kapanmış, kilit vurulmuş. Sadece bu ayeti okuyor. Takva dairesinde olanlar, sürçme satım ailinde Allah'ı hatırladıkları zaman gözleri açılır ve kendilerine gelirler. Ayet okuyordu. Fakat kalp ayeti sezememişti. Ayet kalpte dağarlığını hissettirince o kapının önünde yıkılıverdi. Konu komşu koştu, kucakladı, evine götürdüler. Çoktan irciye ila rabbiki radiyeten merdiye sırrına masal olmuştu. Çoktan ey tertemiz nefis, Rabbin senden razı, sen de ondan razı. Dön artık Rabbine denmişti. Ve götürüp gömmüşlerdi. Konu komşu, bir yabancı kadının kapısında vefat ettiğinden dolayı aile arsaymıştı. Oğlan bu kadar iffetli yaşadı. Yaşadı da böyle son günlerde. Birinin kapısında öldü, öldürdüler mi, boğdular mı? Adımız damımız kirlenmesin Ömer döneminde diye götürüp gömmüşlerdi. Ömer sordu, nerede bizim delikanlı? Dediler, ya Ömer vefat etti. Nasıl vefat etti? Vefatına badi, saik herhangi bir hastalık yoktu. Şöyle vefat etti. Bana haber vermeli değil miydiniz? Ve hikayeyi anlattılar ona. Koca Ömer başın ucunda durdu mezarda. Ona bir sürü dua etti. Allah'a yalvardı, yakardı. Ve sonra da Allah korkusuyla öldüğünden dolayı ona şu ayetle seslendi. وَلِمَنْ خَافَ يَا فَتَى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Ey fütüveti paylaşan delikanlı! Yiğit olarak kendisini gösteren insan, Allah huzurunda Allah'a hesap vereceği endişesini taşıyan birisi, ona iki cennet vardır. Bir cennet değil, iki cennet. Firdevs bütün ihtişamıyla ayaklarının dibine serilecektir. Sahabi belki hayret etti. Ömer kime sesleniyordu? Ömer'i tanıyorlarsa hayret etmeye lüzum yoktu. Bu Ömer'di ki 10 günlük mesafede kendisi minberde hutbe irad ederken ordu komutanı Sari'ye savaşırken arkadan gelen düşmanı sezememişti. Perde-i gayb açılmış, Allah Ömer'e göstermiş,
minberde hutbesini kesmiş, ya sariye el cebel, el cebel demişti. Ve 10 günlük mesafede kumandan sariye duymuş, stratejisini ona göre ayarlamış ve düşman üzerine çullanmıştı. Sesi sonsuza ulaşan bu Ömer, sesinin bu udunun bir kısmı ötelerle alakalı olan bu Ömer, imamın meyyitin başında durup telkin verdiği gibi delikanlıya sesleniyor. Ya feta ve limen khafe mekame rabbihi cenneten. Ses duyurma şöyle dursun. O genç yeni ölmeseydi, ölüp kemikleri sadefleşseydi, cennetin en uzak yerine gitseydi, semaların üstüne çıksaydı, Ömer'in sesinin ihtizazıyla lebbeyk ya amirel müminin diyecekti. Talihsizim, 3 gündür arkanda namaz kılamadım, beni buraya getirdiler diyecekti. Ama şöyle dedi. Manaya açık olan ruhlar, metafizik ağırlığını günümüzde biraz daha hissettiriyor. Metafizik vakalar hemen her mahfilde konuşulan mevzular halinde olduğu bir dönemde, oradan bir ses gelir mi, ruhun sesi duyulur mu, bunların münakaşası yapılmaz artık bugün. Herkes Ömer'in sesinden sonra bir sessizliğin ortalığı sardığını duyuyor. Birdenbire bu sessizliği yırtan bir ses yükseliyor. Bu yerin altından geliyor. Herkesin duyacağı şekilde ya emirel müminin inni vecettu merreteyn, senin o dediğin şeyi ben iki katını buldum. Ne ile buldun onun iki katını? İffetini koruman gerektiği yerde, damarlarında cereyan eden kanın şehvet şehvet diye dalgalandığı, çağladığı ve hengamda nefsini frenlemesini bildiğin bir yerde, şehvetine hayır dediğin bir yerde, birdenbire velayet mertebesinin öyle kusvasına ulaştın ki ukbada durup dünyaya sesleniyorsun. Ukbada duruyor, dünyadaki sesi duyuyorsun. Cennetlerin verasında dahi olsan emirül müminine cevap veriyorsun. Kiflin vakası da bunlardandır. Mevizeci hocalarımız size kerrat ile ifade etmişlerdir. Taşkınlığa çekildiği, nefsani isteklere çekildiği bir dönemde nefsine baş kaldırır ve yıkılır gider kapısının önüne Gafarallahu el kifl yazılır. Gelen geçen herkes kifl, Allah mağfiret buyursun. Ve seyyidine Hazreti Yusuf fütüvvetin zirvesine ulaşmıştır. Hey teleke sesine karşı, sözüne karşı, bir kadın bütün fettanlığıyla kendisine yaklaşmasına karşı, hatta şantajlara karşı, hatta seni bana iliştin diye ihbar ederim şantajlarına karşı. Kâle maazallah. Bir iffet abidesi gibi ayaklar üzerine dikilir. Kâle maazallah. Allah'a sığınırım. Kâle maazallah. İnnehu Rabbi ehsene mesvây. İnnehu la yuflihu zâlimûn. Bir tevcihe göre o benim efendim. Bana iyi bir mevki, iyi bir mansıp verdi burada. Bana güvendi, bana itimat etti. Nebilerin bir sıfatı emniyet sıfatıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emniyetiyle evvela kendini kabul ettirmişti. Emniyet ve güven telkin etmeyince sunacağınız mesaja nasıl inanacaklar ki? Yusuf daha sonra mesaj sunacaktı. Bana inanın diyecekti. İnancı temelden sarsmış bir insan söyleyeceği sözlerle emniyet ve güven telkin edemezdi. Emniyet onların baş vasfıdır. Peygamber o kadar emindir ki bir yere giderken götürün avratlarınızı onlara teslim edin. Teslim edin. Yüzüne bakmayacaklardır. Asrın iffet abidesi. Tahir Paşa'nın konağında 6 ay kalıyor. 12-13 yaşında 2 tane kızı vardır. Diyor ki 6 ay kalmama rağmen bana sorsalardı bu hangisi, bu hangisi, kasemle de teminat verebilir. Ben o ikisini birbirinden tefrik edemiyordum. Ne hakkım var? Emaneten durduğum bir evde birinin ırzına ve namusuna kem nazarla bakmaya ne hakkım var? İffet nazarı o ruhu temsil ediyor. Millet o kadar size güvenecek, o kadar itimat edecek.
Genç kızlarınızı size emanet edecekler. Ne güzel naklederler. Damat vardır mültekanın şarihi. Hocalarımız naklederlerdi. Bir tipi de sisli dumanlı bir havada bir paşanın kızı giderken yolunu kaybeder, dalardı oraya, mumla ders çalışıyor. Damat kitabını hazırlayan insan. Ara sıra ellerini mumun ateşine götürür, yanınca da geriye çeker. Götürür, yanınca da geriye çeker. Götürür, geriye çeker. Sabah gelir kızı alırlar oradan ve bu garip halini anlatır babasına. Babası çağırır, sorar buna. Ne yaptın delikanlı, der öyle sabaha kadar. Nefis ara sıra beni dürtünce, nezhum min nezari şeytan. Hani Kur'an-ı Kerim bu tabirle bir ayet var. Şeytan bir dürtme kile dürtünce ben elim ateşe götürdüm. Nefse uymanın, bedenin altında kalmanın, cismaniyete tabi olmanın cezası budur, ateşe girmek. Tahammülün varsa yap, dedim sabaha kadar. Sabaha kadar nefsimle böyle hesaplaştım. Sabaha kadar nefsimle böyle yaka paça oldum. Doğrusu ben de kızıma iffetiyle abideleşen böyle bir damat arıyordum, der. Naklederler. Menkıbede en filan yoktur. Menkıbede ravisi sikamıdır, yoktur menkıbe bu. Ama iffetin fütüvvetle beraber çiçek açtığı bizim yamaçlarda binlercesinin mevcudiyetini bugün dahi görüyoruz. Bir yerde idarecilik yaptığım dönemde talebelerimizden tanırdım biraz. İkisi bir arkadaşımızın yanına gitmiş. Hala dırakşan çehrelerine hayranımdır. Gitmiş bugün İmam Hatip'ten dönerken elimde olmayarak bir harama gözüm ilişti. Allah aşkına şunu sadaka olarak birine ver ve bunu da kimseye söyleme. O geldi, biraz da duygulanmış, bana anlattı. Ben falan mı dedim. Nereden bildin dedi. Bilirim dedim, sokakta gezerken nasıl başını kaldırıp sağa sola bakma işiyle bilir. İffet abidesi. Hala hayatta olanlar var bunlardan. Ve sizi öyle görüyor. Milletin emniyet ve güven kaynağı olacağınızı öyle inanıyoruz. Rabbim bu zannımızda bizi yalan çıkarmasın. Sizi nefsaniliğinize karşı, beşeri yanlarınıza karşı tavır belirlemiş, fütüvvetini ortaya koymuş yiğit oğlu yiğitlerden eylesin. Başka buğutlarını da arz edeceğim için üzerine basmacı oluyor, bağışlayın. Fütüvvet kim, evvela ben kim? Ve sonra bir derse fütüvveti bütünüyle sıkıştırmak çok zordur. Ama başka şeyler de arz edeceğim için herhalde bağışlarsınız. Müsamaha ufku veya Allah'a teslimiyet. Bir diğer tabirle buna yaşatma zevkiyle yaşama arzu ve isteklerinden tecerrüt de denebilir. Yaşarsa başkaları için yaşama. Yaşarsa başkaları için yaşama. La yezalullahu fi avnil abd ma damel abdu fi avni ahi. Allah kulun yardımındadır. Kul başkalarının yardımında olduğu sürece. Ve en büyük an sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz o masuma medyunuz. Hepimiz her şeyi ondan öğrendik. Allah ebedlere kadar bu medyuniyetimizi bize hissettirsin. Ve Hazreti Muhammed Mustafa'dan bizi ayırmasın. Hakimin Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri hadis-i şerifte diyor ki sabaha kadar bir gün şu ayetleri okudu ve ağladı, çok ağladı. Ağlaması bir alemdi. İfritten bir ağlayışı vardı. Ağlarken insanın tahammül etmesi mümkün değildi. Ağladığını görünce Ebu Bekir dize gelir, annem babam sana feda olsun. Hayır, hepimizin annesi babası sana feda olsun. Babam çoktan feda oldu, bir annem var. Annemle beraber sevdiğim başka annelerim var, sevdiklerim var. Hepsi sana feda olsun. Ama sen gittin. Annem babam sana feda olsun ya Resulallah, derdi. Bu Allah Resulü durur muydu, durmaz mıydı bilemeyeceğim. Sabaha kadar şu ayetleri okudu. Bu ayetlerden biri Seyyidina Hazreti İbrahim'in dilinde vahyi olarak, öbürü Seyyidina Hazreti Mesih'in dilinde vahyi olarak evvela seslendirilmiş, dile getirilmiş. Sonra da Kur'an-ı Kerim'in içinde indirilmiş.
Rabbi innehunne adlelne kethire minennes. Femen tebi'ani fe innehu minni. Vemen asani fe inneke gafurur rahim. Halim, selim, evvah ve münib olan Hazreti İbrahim. Halim, selim, Allah'a çok dönen ve içi yanan, yanarken cayır cayır yanan, sızlayan Hazreti İbrahim. Rabbi innehunne adlelne kethiren minennas. Allah'ın bu putlar insanlardan çoğunu baştan çıkardılar. Femen tebi'ani fe innehu minni. Her kim bana uyarsa, bir miktar dahi olsa bana uyarsa o bendendir. وَمَنْ عَصَانِي Kim bana baş kaldırırsa sen gafur ve rahimsin. Cehenneme koy demiyor İbrahim gönlü. Fütüvet erbabı gönlü, sizin gönlünüz. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz. Kırılmadan, darılmadan, gönül koymadan. وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُرُ الرَّحِيمِ Allah Resulü Hazreti İbrahim'den menkul. Kur'an'da zikredilen bu ayeti okuyor ve ellerini kaldırıyor, ümmeti ümmeti deyip ağlıyor. Ümmeti ümmeti deyip ağlıyor. Ehli keşif diyor ki bezleri içinde daha, bezlerini o tekmelerken ne güzel Süleyman Çelebi Amine annemize söylettirir. Kulağım ağzına verdim, dinledim. Ne dediğini o dem anladım. Orada da ümmeti ümmeti diyormuş. Ümmeti ümmeti. Ve yine ehli keşfin tespitiyle mahşerde herkes nefsi nefsi dediği yerde başını yere koyacak, ümmeti ümmeti diyecek. Ümmeti ümmeti deyip ağlıyor. Seyyidine Hazreti Mesih'e ait dua da şudur. O da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Hazreti Mesih çağrılacak, canım çıksın. Allah ona Kur'an diyor, soracak. Bunlara sen mi bana ve anama ibadet edin dedin, dediniz. Allah birken ekanimi selaseye sen mi inanın dedin. Mesih de bir ilahtır sen mi söyledin. Meryem de bir ilahtır sen mi söyledin. O şefkatli, o re'fetli peygamber, o ince peygamber, o narin peygamber. Hayatı boyunca hep insanlık için yaşayan o peygamber. Kim bilir? Böyle bir sigaya çekilmenin altında ne ızdırap duymuştur. Bu orada diyecektir ki اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Allah'ım ben işlerindeydim. O zaman böyle bir şeyleri yoktu. Beni aldın. Arkadan onları sen biliyorsun. Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer mağfiret edersen aziz ve hakim olan sensin. Her şeyi hikmetle yapan sensin. Ve yegane galip de sensin. Sözünün üstüne senin kimse söz söyleyemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben onu arz ediyordum. Sabaha kadar bu iki ayeti okuyor, ellerini kaldırıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Her defasında da ağlayışları yerde mâkes bulduğu gibi gökte de mâkes bulur. Hep ağlıyordu. Allah dinliyordu, duyuyordu. Cibril'i gönderiyordu, tesliye ediyordu, tesellide bulunuyordu. Bu defa yine git Habibi Edibime sor Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem. De seni ağlatan nedir, niçin ağlıyorsun? Allah Resulü bazen ağlamadan kendini alıp da konuşacak kadar dahi kendine gelemezdi. Bir fırsat buldu, az toparlandı. O kadar duymuş, o kadar kendinden geçmiş, o kadar duygulanmış, o kadar hıçkırıklarla dolmuştu ki konuşma imkanını bulamıyordu. Bir dakika kendine gelir gelmez ümmeti ümmeti dedi. Ümmeti ümmeti dedi. Cibril'in götüreceği mesaj da bundan ibaretti. Cibril bu mesajı götürecekti. İnşallah yine Allah diyenler, yine gözyaşı dökenler, inşallah yine aynı şekilde istimaya mazhar olur. Aynı şekilde dinlenir. Bizim iniltilerimize, hususiyle sinemde duyup da ifade edemediğim şeylere yine öyle cevap verilir. Ve yine sizin imdadınıza koşulur. Ben onun mevkiine uzaktan yakından münasebeti olmayan bir insan olarak o mevkiin sözü olan o sözü söyleyemem. Ya Resulallah senin ümmetin diyemem, cesaret edemem. Ama içinizdeyim, size ona ait olan hakikatleri anlatıyorum.
Diliyor ve dileniyorum, Rabbim sizi ve beni mağfiret buyursun. Bizi burada ve ötede dize getirmesin de perişan etmesin. Allah Resulü ümmeti ümmeti diyor, ancak o kadar sızlanıyor. Cibril-i Emin aldığı bu mesajı ulaştırıyor ona. Ya Rabbi ümmeti 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 dedi. Ve Allah Celle Celaluhu tekrar ifade buyuruyor. İzheb ila Muhammed fekul lehu inna senurdike fi ummetike ve la nesu'uk. Ümmetin hakkında seni razı ve hoşnut edecek, seni kötü durumda, mahzun ve mükedder olacak durumda bırakmayacağız müjdesini ver diyor. Büşra lena maşerel İslam inne lena diyor. Ne mutlu bize ki Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmetiz. Allah bu beşareti bir hakkın kavrayanlardan eylesin bizleri. Bizleri istikametten ayırmasın. Ariz ve amik arzını düşündüğüm ve planladığım önemli bir hususa geldim, fakat ezan-ı Muhammed'i okundu. Bir iki cümleyle sabrınıza sığınarak kulası etmek istiyorum. Affu saf, müsamaha ufku dedim. Hazreti Muhammed Mustafa insanlık için yaşadı, ümmeti ümmeti dedi. Sinesi ümmeti için çarptı. Arkadan gelenler de aynı duyguyu paylaştılar. İbni Mülcem talihsiz hançerini Hazreti Ali'nin tertemiz kanıyla kirlettiği zaman Hazreti Ali dudaklarından dökülen sözlerle oğullarına şu tavsiyede bulunuyordu. Zulmedene iyilikte bulunun. Kötülük yapana iyilik yapın. Kötülükleri iyilikle savun. Ona haksızlıkta bulunmayın diyordu. Bir talihsiz en talihli insanın kanına giriyordu. En kötü durumda dahi zerre kadar hakkaniyetten ayrılmıyordu. Zira biliyordu ki kendisine gelen şey Allah'tan gelmiştir. Kaderin adaletine katiyen inanıyordu. Zira o en büyük tehlikeleri göğüslerken başına gelecek felaketi çoktan duymuş ve bilmişti. Çok yerde elini sakalına götürüyor, şu sakalımı kana boyayacak insanı en yakınlarımı bildiğim gibi biliyorum diyordu. Ve İbn-i Mülcem etrafında dolaşırken o talihsiz İbn-i Mülcem'i çok iyi biliyordu. O günde hançerini bilemiş ve sağlamış, Hazreti Ali'nin etrafında dönerken yine çok iyi biliyordu. Ama çocuklarını öyle vasiyet ediyordu. Öyle vasiyet ediyordu. Zira hakkın eşiğine başını koymuş. Radina billahi rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin Resul'a demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim olarak Allah'tan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Resulullah Allah'ın elçisi olarak ondan razıyım. Füzuli ne güzeldir. Aşıkım dersin, belayı aşktan ah eyleme. Ah edip ayar ahından agah eyleme. Eğer Allah'a gönül vermişsen başkalarına dert dökmenin manası nedir? Bağdat'ta Seyyid Nesimi'nin ciğerlerini hançerlerle delik deşik ederken o bir şeye inanmıştı. Ben oyum diyordu. Bir zevki ruhaniyi, zevken elde edilen, yakalanan bir şeyi o ifade etmeye çalışıyordu. Dık elfazdan ötürü, panteizm çalan sözlerinden ötürü şer'i mahkeme kendisini derisinin yüzülmesine mahkum etmişti. Hançerler vücuduna kalkıp iniyordu. Bağdat'ta derisi yüzülüyordu. Arkadaşlar onu seyrediyorlardı. Dudaklarından Azeri lehçesiyle şu sözler dökülüyordu. Bir biçare aşıkam, ey yar senden dönmezem. Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem. Gel beni Zekeriya tek baştan aşağı yarsalar. Başıma erre koy, testere koy, neccar senden dönmezem. Gel beni yandırsalar, külüm ottan kavursalar, toprağımı savursalar, settar senden dönmezem. Gelen haktan olduktan sonra lütfu kahrı bir bilme kuşağı. Lütfu kahrı bir bilmeyen azap çeker. Lütfu kahrı bir bilme kuşağı, hakka teslimiyet kuşağı, başkaları için olma kuşağı. Bileklerine kadar elleri kesilmiş Hallacı Mansur son sözlerini söylüyor. Allah'ım
Bana bu işi reva görenlere bahtına düştüm, hakkımı helal ediyorum, sen onları affeyle diyor. Sineyi bu kadar açık tutmak, kürsüde benim gibi vaaz ediyordu bu büyük insan. Şefaati li ehlil kebaire min ümmeti hadisini okudu. Hasen derecede, hadis kriterleri içinde, hadis kitapları içine giren bu hadis. Meşhur bu hadis. Şefaati li ehlil kebaire min ümmeti. Ümmetimden günah-ı kebair işleyenlere şefaat edeceğim. Şefaatim benim ümmetimden günah-ı kebair işleyenleredir edeceğim diyor. Eyledim hassiz günah. Nihayet tasmalı boynumla geldim huzura ya Resulallah. Eğer günah-ı kebair edenlere şefaat edeceksen baş namzetlerden birisiyim. Baş namzetlerden birisiyim. Şefaati li ehlil kebaire min ümmeti hadisini okuyor. Hallaç çerçeveyi dar buluyor. Sinesi alabildiğini açık hallaç çerçeveyi dar buluyor. Kendi içinden mırıldanıyor. Bahtına düştüğüm Resulullah. Canımın kurban olduğu Resulullah. Anne babam uğrunda feda edeceğim Resulullah. Kafirleri de içine alamaz mıydın bunun? Ne olurdu? Hristiyan, Yahudi de deseydin, Mecusi de deseydin, herkese el uzatacağını vaat etseydin deseydin, der. Bu bir his ifadesidir. Beyaz Dibistami'nin his ifadesi gibi. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir eğer söylemişse doğruysa o sözü, vücudumu büyük yap, cehennemi doldurayım, kimse girmesin. İslam budur. Fakat his ifadesidir. His ifadesidir. Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Milletimin imanını selamette görürsem his ifadesidir. Ulvi his ifadesidir. Hasbi ruh ifadesidir. Başkaları için var olma ifadesidir. Hallacın ifadesi de budur. His ifadesi başkaları için yaşama ifadesidir. Onlar için zaman, mekan meselesi bahis mevzu değildir. 14 asır birden dürülür. Değişik bir buğda girer. Bizim zaman akışımızın üstüne çıkar. Ve Allah Resulü temessül etmiş karşısında hazırdır. Boynundan yavaşça sarığını söker, boynuna takar ve hallaca şöyle fısıldar. Menkıbe kitapları yazıyor. Sen zannediyor musun söylediğim sözleri ben söylüyorum. Zannediyor musun dediğim şeyde o çerçeveyi ben çizdim. Söylediğin bu haddini bilmezce sözü kellenle ödedir. Sarığını başına bağlar. Onun için hallacın vicdanı gayet rahattır. Gayet rahat. Ellerini birer birer keserken, hançeri çenesine götürürken, bacaklarını vücudunun altında alırken vicdanı gayet rahattır. Çünkü o artık Resulullah'ın uğrunda kurbandır. Haddini bilmemezlik içinde bir söz söylemiştir. Peygamberlik çerçevesinin sınırlarını zorlamıştır. Oysa ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْبٌ يُوحَى metlu gayri metlu, dudaklarından dökülen her lalu güher Allah'tan gelen bir vahidir, bir ilhamdır. O kendi heva ve hevesine göre konuşmaz. Allah neyi konuşturursa onu konuşturur. Vicdanı rahattır. Onun için çok rahatlıkla Allah'ım bana bunu reva görenlere affetmeni istiyorum ve adeta içimden ölmek gelmiyor onları affedeceğin ana kadardır. Aziz kardeşim, biz buyuz. Sabrınızı çok suistimal ettim. Beni bağışlayacağınıza inanıyorum. İnşallah hançerler sinelerinize salınsa muhal farz. Vücutlarınız ateşlerde yandırılsa, külünüz ottan kavrulsa, topraklarınız sağa sola savrulsa, yine Allah'a seslenecek, ey yar senden dönmezem diyeceksiniz. Dönmedik bugüne kadar. Bundan sonra da Allah'ın inayeti ve keremiyle dönmeyeceğiz. Akif'in ifadesiyle Asım nesli gibi dönmeyeceğiz inşallah Teala. Olduğumuz yerde kalacağız. Fütüvet adına arz edeceğim şey İlahi Kelimetullah neşvesiydi. Vakit daraldığı için bunu tay ediyorum müsaadenizle. Affınıza sığınarak mevzunun büyük bir kısmı eksik kaldı. Fütüvetin o buğdunu arz edecektim, edemeyeceğim. Rabbim inayet ve keremini lütfederse
bir başka dersin içinde istidradi olarak arz edeceğim. Şimdi size müsaadenizle hali hazırdaki bir durumla alakalı bir hususu intikal ettirmek istiyorum. Benim gözde güzide kardeşlerim, İslam'dan başka çoğunuz gibi benim de bir şeyim olmadı. İslam'dan başka bir şey düşünmedim. El alem ne derse desin, hakkımızda nasıl düşünürse düşünsün, sadece Allah'ın inayet ve keremiyle İslam'ı düşünmeye çalıştık. Hatta bazen benim için düşünülmesi çok önemli olan meseleleri, o meseleler hissiyatımı, hissiyatı beşeriyemi çok kamçıladığı halde öbür işin hatırına onları düşünmeye fırsat bulamadım. Bazen hayallerim, hülyalarım o türlü şeylerin satın mahalline girdi. Fakat dedim ki bu mesele çok önemlidir. Böyle bir dönemde hiç olmazsa bazı kimseler kendilerini feda etmelidirler. Bazı kimseler ölmelidirler ki hatta manen ölmelidirler. Hatta ben cennetten bile ümidimi kesmeliyim. Bu toplum içinde onlara bir şeyler vermeye çalışırken, bir şeyler anlatırken cennet ümidini de içimden eğer atmazsam cennet sevdasıyla yapılması gerekli olan bir kısım şeyleri yapamam. Ben maddi manevi füyüzat hislerimi de atmalıyım. Cehennem korkusunu da atmalıyım kafamdan. Oysa ki çok zordur benim gibi birisine. Ben cehenneme dayanamam. Cennetsizliğe de dayanamam. Ama bununla beraber ümmeti Muhammed'in derdi o kadar çok büyüktür ki ben bana ait terki imkansız, aşılması imkansız gibi görülen bazı şeylere de evet dedim. Bunları da yapmayacağım. Hatta bana dediler ki sen şu işi yapmazsan cinnet ihtimali var. Ben dedim ki Hazreti Muhammed'in davası uğrunda birkaç hasbiye ihtiyaç varsa şayet bu hasbilerden biri olmayı yakalamaya çalışacağım. 50 küsür yaşına kadar yakalayamadım ama ümidimi yitirmedim. Yakalama adına ümidimi korudum. Varıp ben de delireyim, o mecnunlardan birisi olayım. Varsın bana da deli desinler. Ama böyle bir insana ihtiyaç varsa o ben olayım dedim. Kendi arzularımı bıraktım. O bulunduğum yerlerde hasırın üstünde yatıp kalkmaya kanaat ettim. Fazilet vuruşu fahır için arz etmiyorum bunu. Tek düşüncem olsun dedim. Ve Allah'a o kadar niyaz ettim ki bunu arz ediyorum size. Allah'ım ölürken cüzdanımı kurcalasınlar. İçinde kefenime yetecek kadar dahi para bulamasınlar. Allah'ım senin şu sadık şahitlerin yanında sana bir kere daha söylüyorum. Cüzdanımın içinde bana kefenliğe yetecek kadar para bulamasınlar. Bunun ötesinde şunu dua ettim. Varlığı olan bir aileden geldim. Fakat baş aşağı giden bir aileden, varlığını kaybeden. Allah'ım dedim, ben hayatta kaldığım sürece Fethi'nin kardeşlerine, babasına, amcalarına dahi servet verme. İşlerinin iki ucunu bir araya getirme. Ben kıtmirliğimle, iffetimle bu işi götürmeye çalıştım. Bir şey demesinler dedim. El alem gözü küfür yobazlığıyla dönmüş bana zeytinlik isnat edebilir. Mercedes taksiler isnat edebilir. Allah'ım benim hiçbir şeyim olmasın. İbrahim Ethem gibi gideyim dedim. Ve size de öyle seslendim. Öyle olun dedim. Zira İslam'ın şu anda maruz kaldığı sıkıntılar ancak bu türlü hasbilerle bertaraf edilebilir. Ben sizin ayağınızın tozuyum. Ayaklarınızın altında kaldırım taşıyım. Mücrim başımın kefareti onu sizin bir kaldırım taşı gibi ayaklarınızın altına koyduğum an olacaktır. Ama bir hakikati söyleme lüzumunu duydum. Hiçbir sevdam olmadı. Hiçbir sevdam, gencin gençliğinde duyduğu sevdalara sevdam olmadı. Bir gün biri geldi dedi az kafamdan eserken, dedi Fahri Kainat Efendimiz'i rüyamda gördüm. Dedi ki hayatta yolunu değiştirirse Fethi ölür. Aman ya Resulallah dedim. Aman ya Resulallah dedim. O gün bugün aman dedim. O deliyi amanla tıkadım. Hiçbir sevdam olmadı. Gece başını seccadeye koyduğum zaman camide cemaatlere nasihat ettim. İslam'ın dünya çapında bir ikbali olacaktır. Bunun önünü de kimse alamayacaktır. O gün gelecektir.
doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Ama ben ne dedim? Camide 3-5 cemaat çapında kıtmirin sesini duyanlar, onunla heyecana başanlar olmuşlardır. Allah'ım, dini mübini İslam'a bir ikbal vaat edeceksen, bahtına düştüm, o günleri bana gösterme dedim. Bir köy çapında eğer bir şey lütfedeceksen, onu bana gösterme, ruhumu al dedim. Zira hiçbir şeyin peşinde olmadım. Bana onu öğrettiler. Bize onu öğrettiler. Size onu öğrettiler. Hiçbir talebiniz yoktu. Bu saflardan saf, bu durulardan duru, bu berraklardan berrak düşünce ve hayat tarzı, bunu bulandırmak isteyenler olacaktır. Bizim hiçbir talebimiz yok. Girdik rehi sevdaya, cünunuz, bize namus lazım değil. Ey değil ki bu iş şana düşer mi? Benim şanıma düşüyor. Bana namus da lazım değil. Bana Hazreti Muhammed gerek. Bana dinim gerek. Hiçbir sevdaya kapılmadım. Sevdam sevdanız, sevdalarımız olmadığı için sokaklarda bir şey aramadık. Sokakta bir şey aramıyoruz. Sokakta bir şey aramayacağız. Sinelerimizde arıyoruz. İslam parlaklığını gösterecektir. İman gönülleri fethedecektir. Kur'an muhtaç gönüllere girecektir. Şu camiler bağrında herkesi toplayacaktır. Asayişin bekçileri, nizamın intizamın bekçileri, sulhu sükun içinde bu vazifeyi yapacaklardır. Şu anda da belki, çıktığınızda değişik köşe başlarında, sizin güzide topluluğunuzu değerlendirmek, istismar etmek, yıkıcı bir kısım hareketlere çekmek isteyenler olacaktır. Siz, biz muhabbet fedailerimiz, husumete vaktimiz yoktur deyip وَيَمْشُونَ فِي الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ deyip emn-ü eman telkin ederek emn-ü eman içinde geçip gideceksiniz. Hiçbir menfi harekete katılmayacaksınız. Emin insanlar olduğunuz mevzuunda hakkınızda herhangi bir şüpheye, tereddüde meydan verecek davranışlara girmeyeceksiniz. Biz emniyeti temsil ediyoruz. Bize sadece güvenilir. Bizden sineklere, karıncalara bile zarar gelmez. Hayatımızı böyle sürdürdük ve böyle sürdüreceğiz. Bizim çığırtkanlığımıza Kur'an'ın ihtiyacı yoktur. Bizim sesimize, soluğumuza Hazreti Muhammed'in ihtiyacı yoktur. Allah'ın ihtiyacı yoktur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir, o her şeye yeter. Allah bize kafidir, o her şeye yeter. Değerli kardeşlerim, İki defa emniyet mensupları geldi burada, haber aldık, bir kısım yürüyüşe çekme şeyler olabilir dediler. Arkadaşlarımız caminin çeşitli kapılarından en küçük cemaatler halinde üçer beşer onar namaz kıldıktan sonra ayrılır giderler. Ben öyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. En basit seviyede dahi hiçbir Müslümanın bu türlü şeylere tenezzül edeceğini imkan ve ihtimal vermiyorum. Hele size katiyen ve katibeten bu mevzuda küçük bir şeye teşebbüs edeceğinize imkan ve ihtimal vermiyorum. Ama yine de ben arz edeyim. Sulhu, sükunu ifade ediyor mahiyette. Emniyeti temsil ediyor mahiyette. Buradan ayrılacak, gidecek, menfi hiçbir şeye katılmayacak, karışmayacak, cevabı sevap vermeyecek. Evlerinize gideceksiniz Allah'ın inayet ve keremiyle. Şu çok rahat, sulh, sükun ve suhulet içinde dini mübin İslam'ın kendi kendine gelişmesini bir mahfaza içine almak için tertip yapanlar olacaktır. Şartları aleyhinizde ağırlaştıranlar olacaktır. Atmosferi sizin için yaşanmaz hale getirmek isteyenler olacaktır. Oysa ki Allah'a binlerce hamd ve sena olsun.
Ekilen tohumlar neşinema buluyor. Gözyaşlarından dökülen damlalar çiçekler halinde açıyor. Hazreti Muhammed hoşnut tepenin öbür tarafında sizi bekliyor. Onun gibi yaşayın, onun gibi yürüyün, ona varın, onunla buluşun ve onunla bütünleşin. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Vakti ayarlayamadığım için birkaç dakika tecavüz ettim. Bu tecavüzümden dolayı inşallah beni muakaz etmezsiniz. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.